bizim kayınvalide karışmasaydı çok güzel giden bir evliliğimiz vardı. Cumartesi günü bunların yüzünden ben ailemle kavga ettim. Tuğçe evden kaçıp kaçıp gidiyordu. Bir ay içerisinde geri gitti. 3 ay içerisinde geri gitti. 7 sefer geri gitti. Doğum yaptım. 15 gün sonra çocuğu yemin ettim kaldırımı kapının önünde bıraktılar gidi. Aha annesi de. Burhan eşine şiddet uyguladı mı? Şimdi bu Burhan bu bayanı çalışıyordu. Kahvede çalışıyordu bu bayan. Hamileyken döndü kadını bak. Tuğçe aylar sonra çocuğuna kavuştu. Duygu dolu buluşmada neler yaşandı? Hadi kızı. Kızım. Tuğçe'nin herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Annesi ve Burhan o sırrı duyunca ne yapacak? Tuğçe'den şok edecek bomba açıklamalar. Birazdan. Çok önemli bir telefon alıyorum. Çok önemli, çok önemli. Ve lütfen çok dikkatle bu telefondaki hanımefendiyi dinleyelim. Alo. Yıllar sonra ortaya çıkan bir kişi ve kayıp Yasin dosyasının seyrini değiştirecek açıklamalar. Ümmeciğim. Efendim ben sizi tanıyamadım. Ben seni çok iyi tanıyorum. Artık susma. Gerçekleri konuş. Gerçekleri söyle. Ne olursa olsun. Hiç kimse sahip çıkmasa inan ben sahip. Sen de doğruyu söyle. Kaya birbirine düşürdün. Doğruyu söyle yüzü. Ümmü ben burada çıldırıyorum. Oralara girmek istemedim hocam. Her yere gireceksin. Her konuya gireceksin Ümmü. Ümmü merdivende kan gördüm dedi. Doğruyu söyle. Korkma kimseden. O merdivendeki kan neydi? Bu kadına merdivenlerde kan gördüm. Kayınvalidemden şüphelendim. Fakat bunu söyleyemedim korkumdan dedin. Merdivenlerde değildi. Eşim o gün çocuğu aramaya eğildiğinde elini vurmuş. Elinin kanı da oraya bulaşmış. Yasin'e kaynanam zarar vermiş olabilir. Kayınvalidemden niye kavga ettin? Kayınvalidem niye dövdü seni? Senin annenden şüphelenmiş. Yani babaannenin Yasin'e bir zarar vermiş olabileceğinden şüphelenip bu kadına bunu söylemiş. 6 yıldır kayıp olan Yasin ev içinde bir kazaya kurban gitmiş olabilir mi? Ümmü neyi saklıyor? Birazdan. Sene önce Gamze'yi yani herhangi bir evlat edinmek için kuruma başvuruyorsunuz. Evet. Büyük bir çocuk seçiyorsunuz 8 yaşında. Yok. Size ama engelli olduğu söylenmedi. Yok. Doktorlara götürdük. Sonra doktorlar dedi %50 engelli var. Evlatı kalıp büyüttü, evden kaçtı. Zorluğunu görmüyor. Biz onu seviyoruz. Üstüne titriyoruz. Yani bana yaptık diye bu ilk kere bu şey işte. Yani 2-3 kere kaçması. Yoksa bana aykırı bir şey yok. Genç kızı Oğuz mu kandırıp götürdü? Anne onu dışarıda bırakmış evin önünde. Ben demiş konuşacağım Oğuz şey yapacak demiş telefonla. Bu Oğuz geldi 2 dakika görüşüp geleceğim dedi. Karşıdan bir ışık gördüm. Araba ışığı mı gördünüz? Araba farı mı gördünüz? Evet evet. Oğuz bir arkadaşımın taksisinden gel dedi. Gamze herkese kolayca inanır. Erkek olduğunda mevzu hemen kanı veriyor. Diyor ki birini görse ben seni seviyorum dese... Diyor ki bu beni seviyor, inanıyor. Bizim tereddütümüz ne biliyor musunuz Sedef Hanım? Bu Gamze Allah korusun şimdi art niyetli insanlar eniştemler orada yalnız. Evine dön kızım. Ne olur kızım, ne olur gitme. Ne olursa ol, senin arkandayım. Birazdan. Sevgili seyirciler merhabalar efendim. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından, yurt içinde yurt dışında bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum efendim. Başta sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Bolluk bereket olsun yuvanızda. Sevdikleriniz yanınızda olsun, elleriniz ellerinden ayrılmasın ve Allah iyilerle karşılaştırsın. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum efendim. Sevgili seyirciler, hemen bir fotoğraf geliyor ekrana. 23 yaşındaki
Gamze ile ilgili. Gamze 21 Ekim tarihinde kayboldu. Aile onu 8 yaşındayken sosyal hizmetlerden evlat olarak bağırlarına bastı, aldılar. Zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Bu onları hiç etkilemedi. Onu hep çok sevdiler. Onunla ilgilendiler, büyüttüler. Geri vermeyi, vazgeçmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Ve evlatları ortadan kaybolduğu için de çok üzgünler. Bugün baba buradaydı dün. Bugün hem baba hem anne Hatice Hanım stüdyomuzda. Biz de Gamze ile ilgili gelişmelerle başlayacağız efendim. Sene önce Gamze'yi, yani herhangi bir evlat edinmek için kuruma başvuruyorsunuz. Evet. Büyük bir çocuk seçiyorsunuz 8 yaşında. Yok. Size ama engelli olduğu söylenmedi. Yok, doktorlara götürdük. Sonra doktorlar dedi %50 engelli var. Evlatı kalıp büyüttü, evden kaçtı. Zorluğunu görmüyor, biz onu seviyoruz, üstüne titriyoruz. Yani bana yaptık diye bu ilk kere bu şey işte, 2-3 kere kaçması. Yoksa bana aykırı bir şey yok. Genç kızı Oğuz mu kandırıp götürdü? Anne onu dışarıda bırakmış evin önünde. Ben demiş konuşacağım, Oğuz şey yapacak demiş telefonla. Bu Oğuz geldi, 2 dakika görüşüp geleceğim dedi. Karşıdan bir ışık gördüm. Araba ışığı mı gördünüz? Araba farı mı gördünüz? Evet, evet. Oğuz bir arkadaşımın taksisinden gelecek dedi. Gamze herkese kolayca inanır. Erkek olduğunda mevzu hemen kanı veriyor. Diyor ki birini görse ben seni seviyorum dese... diyor ki bu beni seviyor, inanıyor. Bizim tereddütümüz ne biliyor musunuz Sedef Hanım? Bu Gamze Allah korusun şimdi art niyetli insanlar eniştemler orada yalnız. Evine dön kızım. Ne olur kızım, ne olur git gel. Ne olursa ol, senin arkandayım. Şimdi. Gamze'ye evlat edinen aile dediğim gibi yine stüdyomuzda. Dün Şaban Bey ile tanışmıştınız. Anne Hatice Hanım telefona bağlanmıştı. Hatice Hanım da bugün stüdyoda. Efendim, aile Kırklareli Vize'de yaşıyor. Şimdi Kırklareli ile Edirne arasını soracağım size. Kırklareli ile Edirne arası tam 1 saatlik bir mesafeymiş. O 1 saatlik mesafede bir parkta genç bir kız, genç bir adama seslendi. Adam yanına oturdu, kendisini anlatmaya başladı. Bu kız Gamze'ydi. Gamze bulundu. Süper. ...21 Ekim günü evinde anneye ben telefonla konuşacağım diye dışarı çıktı. Bir gün sonra bize merkezde bir kafede görüldü. Orada ağlıyordu. Önünde bir pasta vardı. Sevgilimi bekliyorum dedi. Gelmedi dedi. Ondan sonra bir daha Gamze'den haber alınamadı. Ta ki dün muhabir bize bir ihbar gelene kadar. Muhabirimiz İzel hemen atladı. Edirne'ye gitti. Edirne'de parkta otururken işte Gamze... Genç bir adama Murat'a seslendi. Murat yanına oturdu. Sohbet ettiler. Fakat Allah'tan karşısına Allah iyi birini çıkarmıştı. Aldı, eve götürdü. Annesi vardı o evde. O evde neler yaşandı? Birazdan Murat burada olacak. Her şeyi bize anlatacak. Ama Gamze'nin bulunduğu dakikalara Edirne'ye bir gidelim şimdi efendim. Evlat edindikleri kız çocuğu %50 zihinsel engelliydi ve şu anda 23 yaşında. Gözleri gibi baktılar o çocuğa ama o kız şu anda kayıp. Gamze şu an 23 yaşında gencecik bir kız ve 21 Ekim'den beri kayıp. Şaban Bey kızının bulunması için programımıza başvuruda bulundu. Yayınlarımız sonrası gelen ihbarlar üzerine Gamze'nin Edirne'de olduğunu tespit ettik ve ekibimizle beraber hemen yola çıktık. Günlerden 22 Ekim gecesi saat 3 gibi Gamze tam da buradaydı. O esnada yoldan geçen Murat Bey'i gördü, seslendi ve kalacak yeri olmadığını söyledi. Murat Bey Gamze'yi burada yalnız bırakmadı ve kendisini annesinin yanına götüreceğini söyledi. Bizde kal dedim kendisine. O da kabul etti, geldi.
ve sonra ben evime getirdim kendisini. Serap Baköz'ü izlerken arandığını gördüm. Ailen var mı? Ailen nerede? Hep araştırma söylemedi, hep sakladı. Telefonunu kurcaladım, baktım bir şey bulamayınca televizyon ekibinin televizyonda izlerken gördüm ve ondan sonra ekibi aradım. Şu anda Gamze zaten benim evimde. Vakit kaybetmeden Murat'ın annesiyle birlikte yaşadığı eve gidiyoruz. Gamze bizleri oturma odasında karşılıyor. Anne ne olur bir sahibi çıkana kadar ona yardımcı olalım diye bana söyledi. Ben de kendi kızım gibi ona zarar vermeden oğlum ve ben yardımcı oldum. Rahatsızlandı, nöbet geçirdi gibi oldu. Hastaneye getirdim. Kaç gündür şu an sizin evinizde kalıyor? 4-5 gün oluyor herhalde, 3-4 gün yani. Ailesini istemiyor. Ayaklarında morluklar vardı geldiğinde, ilk geldiğinde ve yüzünde. Bacaklarında da var, şu an bakabilirsiniz. Ailesiyle ilgili nelerden bahsetti size? Ailesinden zarar gördüğünü, bana şiddet uyguladıklarını anlattı. Kızla konuştum. Ne annesini istiyor, ne babasını, ne ailesini, ne olur vermeyin diyerekten hep böyle bir ağlıyor, komasına giriyor. Kaçmasın diye yalan söylemek zorunda kaldık. Gamze'ye yardımcı olmak için oğlunuzla evlendireceğinizi söyledi. Öyle biliyor, evet öyle biliyor. Şu an oğlunuzla evlenme hayalini kuruyor, doğru aynen mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Ve 4 günlük misafirliğin ardından ekibimiz Gamze'yi alarak ailesiyle buluşturmak için yola çıkıyor. Gezmeler. Tamam dedi. Hadi bir daha görüşürüz. Hep bahsedeceğiz. Hadi anne. Görüşürüz. Evet, en çok da Allah iyilerle karşılaştırsın duamın karşılık bulmasına seviniyorum aynen, gerçekten. Aynen, evet. Gözünüz aydın Şaban Bey, sağ Hatice ol, Hanım. Hanım. Kulakları duymuyor pek. Ama iddiaları var. Tamam. Bana şiddet uyguluyordu babam, ailem diye. Gelsin, o hemen onları değiştirecek. Kendi değiştirecek. Biz söylemeyeceğiz. Bir şey, ona bir viski vurdursam Allah beni şu kapıdan çıkarmaz. Yalnız engelinden ötürü çok uygun ondan görmüyorum ötürü ben. Hani zaten, evet. Yani aklınıza bir şey gelmedi. Yani bir fisken varsa Cenab-ı Allah beni taş etsin. Şimdi 22'sinde akşam saatlerinde o parkta evet. otururken Murat isimli gence rastlıyor. Evet. Demek ki Allah 21'inde gitti ya, 22'sinde o kafede görüldü ya gündüz vakti. Evet. Sonrasında atlamış Edirne'ye gitmiş. Bir saatlik mesafe. Parası da vardı demek ki. Bir, 100 bin lira bir para varmış. 100 lirası vardı. Evet varmış yani. Bir şekilde o bindi gitti bir vasıtaya. Ve Allah gerçekten iyilerle karşılaştırsın diyorum. Şimdi bu genç çocuk gelecek buraya, yaşananları anlatacak. Sonra Gamze ile ilgili bir detayı daha sizlerle paylaşacağım. Gel Murat'cığım, gel canım. Gel. Hoş geldin Murat. Murat, Gamze'nin annesi ve babası, onlar 18 yaşındayken evlat edinmişler. Ama gerçekten onların evladı. Tabii. Zaten kardeşleri falan da var, onlarla da görüşüyorlar, hiçbir problem yok. O gün saat kaçtı? Sen neden oradan geçiyordun? Sana nasıl seslendi? Oturdunuz, ne konuştunuz? Şöyle hanımefendi, ben kendim... Biraz yüksek sesle lütfen. Şöyle hanımefendi, ben kendim Edirne'nin Yıldırım Mahallesi diye geçiyor benim oturduğum yer. Ama şimdi oturduğum yer Çarşıç, yani merkez geçiyor, Edirne merkez. Ben o saatte hani normalde arabayla gelmem gerekiyordu. İşte Allah herhalde... İşte, karşılaştıracak hayır, ya. Allah beni öyle istedi. Yayan gelmeye kalktım ki yayan yürüdüm. Yani normalde taksiyle gelmem lazım. Dedim hani yürüyerek gideyim. O arada saat 3 sularıydı. Ben o yoldan 3 suları. Gece. Gece. Bana pişt dedi. Ben baktım kendisine. Gittim yanaştım. Buyur kardeşim dedim. Yani bir sıkıntı mı var? Yani bir derdi mi var? Söyle dedim anlat. Evin buradaysa getirelim. Hani taksi tutup getireyim seni dedim. Ay dedi konuşalım. Tamam bir derdin varsa otur gel dedim konuşalım. Derdin ne? Peki ailen nerede senin dedim oturuyor. Telefonun var mı dedim. Yok dedi attı dedi kırıp attım. Neden dedim kırdın attın peki. Ben dedi ailemden konuşmuyorum. Neden ama dedim. Bunun nedeni olması lazım. Ben dedi ailemden şiddet görüyorum. Kim peki dedim. Ablam dedi bir şeyle annem dedi Hatice kim bilmiyorum tam olarak. Hatice annesi. Annesi. Bana öyle söyledi. Tamam, şimdi tamam, ben söyle. Söylenenleri söylüyorum yok, şu an. Tabii tabii. Yani neyse ben anlatsın onu... evet. Yani... Konu bu kadar ve ondan sonra ben tabii aileyle
kadın başına, kız başına. Nereden geldiğini söyledi mi sana? Ben sordum ona, yani bu saatte dedi, ne arıyorsun zaten? Üç dedim olmuş, bu vakitlerde senin bu saatlerde durman yanlış. Yani bize göre. Dedim, nereden geliyorsun? Ben ilkin İstanbul dedi. Hmm. Çağlayan karıştırdı. Ha. Çağlayan'dan hanım benim evli. Oradan yani hanım bana Çağlayan. Öyle, sonra karıştıran diye bir şey dedi. Karıştıran da yuvada kaldı. Bana öyle bir şeyler dedi. Sonra peki dediğim başka, vize karıştırdı. Tamam dedim o zaman, şimdi sen dedim böyle dışarıda kalamazsın. Gel dedim, benim annemin evi var ya, orayı getireyim en azından. Allah. Kabul ediyorum, tabii ki dedi. Tamam o zaman gel gidelim, zaten gittim ben annem, evimi zaten görüyorsunuz. Evet. Böyle yani ben. Peki bu şey demiş galiba, seninle evlenelim demiş, evet, seni evet, seviyorum demiş. Hala da öyle diyor zaten, kendisi rahatsızlandı. Öyle diyor, şimdi kıramıyorum kalbini de kıramıyorum, tamam diyorum her şeyini tamam yani diyor. Yani kaçmasın diye. Anladım, evet, annesi ben, Murat da tamam dört gün misafir şey. Etmişsiniz onu. Evet, evet. Ya şöyle bir şey hanımefendi. Şimdi ilk günü normal bir insan gibi konuşabiliyor kendisi, yani senin benim gibi konuşabiliyor. Ama ikinci günü, yani benim kuzenim de epilepsi hastası. Birden dişlerini kilitledi. Hani dedim ne oluyor kıza? Yani birdenbire yüzüne soruyor. İlk defa böyle karşılaşıyorum, Allah korusun. Ben yüzünü falan o anda ambulansı aramak zorunda kaldım. Aradım sağ olsun, doktorlar geldi. Fakülteye getirdim, tıp fakültesine. Ya helal olsun size vallahi. Sonra ben getirince hani araştırdım. Ya bunu bir bakalım dedim. Yani daha önce gelmiş mi bu kız? Ne olmuş? Ne gitmiş dedim. Bunun listeleri olması lazım. Hangi tarihte geldi, hangi tarihte çıktı? Baktılar. Daha önce psikiyatriden çıkılmış. Ve bayağı bir şiddet gördüm. Psikoloji sorunu yüksek şu an kızın. İkincisi de epilepsi teşhisi konmuş. Tıfak üstünde. Öyle yok. Duydum. Bana öyle. Yok. Yani onun gibi. Sisteme tamam. Girince sistemde onları görmüş. De, yok yani. Sistemde öyle diyor. Şimdi evet, ona evet, ben doktor evet, değilim. Tabii ki. Bana söylenenler bu. Bugün de yine buraya gelecek. Yani akşam yayıncı arkadaşlarla sağ olsun. Şimdi hanımefendinin ismini paylaşamayız herhalde. Onlarla dedim, ona da dedim zaten, hani hanımefendinin bu rahatsızlanacak, aynısı olacak büyük ihtimal. İkinci tekim oldu, gece 3 saatlerinde yine aynısı oldu, kilitledi. Sonra sağ olsun ekip arkadaşlarınızdan birinin araçtan ambulansı çağırdım, getirdik Alkalı'ya. Zaten şeyleri gözüküyor, bir ataklar vardı. Geçiriyor. Şimdi evet. Murat'a da seni seviyorum, evlenelim evet, falan demiş. Yani, biz biliyoruz onu. Hep öyle söylüyor. Murat'cığım, ben kıramıyorum kalbi bu sefer. Tabii tabii. Ben iyi, ne kadar iyi niyetli kendisine davranıyorsam seviniyor. Eve getiren hani, bu yardımcı seviniyor. Murat'cığım annen de... Yardımcı olan bu. Tamam. Evet evet. Annesi de madem hani bu evlenmek istiyor, kalbini kırmayalım, kaçmasın bir daha kaybederiz, nasıl ailesi çıkar diye... Hatta gelinlikçi bile gezdirmişsiniz, öyle duydum yok, ben. Ya mağazaları gezdirmişsiniz. Yok yok, şöyle bir şey. Benim şöyle diyeyim, benim anne sülalem biraz kalabalıktır yani. Annemler 11 kardeş. Aha. Benim kuzenler çok, hani şimdi onun kızı var, onun kızı var. Şimdi o söylüyor. Bunu diyor bakalım. Ona tamam diyor. Şimdi biliyorlar çoğu da. Ah, tamam kıyamam. Diyor bakalım diyor telefondan. Bakıyor, seviniyor şimdi haliyle. Kıyamam. Ben de tamam tamam diyorum. Yani şöyle bir şey hanımefendi, hani yemeği daha yemiyor. Hadi diyorum ben de yiyeceğim bu sefer, benimle yiyor. Yani şu kadardan ne olur ya, yemiyor daha. Sence yemiyor. Yüzünde herhangi bir anne... Şöyle bir şey hanımefendi, evet doğru söyledi. Aynen doğru ha. Söylemiştir, annemin ne dediği doğrudur. Ben onu bulduğumda şuralarında yanık kaşıyor. Vardı. Yanık. Bir saniye. Yoluyor. Hayır, siz tütün maddesi kullanıyor hiç, musunuz? Hiç, ya şimdi abim bana söylenen o. Ya tamam yani sen ne, ne dedi? Benim gördüğüm de o. Hani buralarda yanık izi vardı. Ayaklarında falan dedi. Yeni taze izler miydi onlar? Hemen hemen belki bir haftalık vardı, bir buçuk haftalık. Doktora çıkarabiliriz. Kendi kaşıyor. Kendi kaşıyor. Psikiyatrik bozuklarından şu kaşıyor. An, yani ben gördüm öyle yanık izine benzer bir şey görmedim. Evet dediği gibi beyefendinin hani bir sivilcenin yarı olduğu yer gibi vardı yani ama hani şey gibi, tütün maddesi izi diyemem ona. Ya, bak şöyle abi. Ya şimdi bana anlatılan kesinlikle. O. Gözde yok. Ben şimdi ben biz pek bilmiyorum. Haliyle ben de öyle kesinlikle sanırım. Yok yani. Şimdi asıl önemli olan şu. 21'inde akşam 8'de gittiye bir araç geldi ve o araca binip gitti. Bir de şöyle bir aslında şey aslında o geceyi nerede geçirdi? Kimle geçirdi? Şimdi bir şöyle bir şey. Bu kız 21'inde kayboluyor evet. Herhalde. Büyük evet. Zaman. Ben ona sordum. Sen peki de nasıl geldin burayı? Madem de uzak yerde otobüs. Kimliğin dedim nerede? Yok.
Nasıl geliyorsun dedim, otobüsçü nasıl aldı seni dedim. Peki dedi, seni biri mi bıraktı hani? Şimdi aklıma benim tabii, o düştü. Tabii. Dedim biri mi bıraktı, senin kimliğin yok aileyle. Aklıma benim o gel. Söylemedi, tamam dedim hadi eve getirelim hani şey olsun. Yani böyle yani nasıl peki, gelmiş Murat, ben anlayamadım. Murat ne kadar daha evde yani bir şekilde beraber yaşamayı düşünüyordun? 4 gündür orada. Yok şöyle polise bir haber şey. Haber verdin mi mesela bir kayıp başvurusu bu kız şöyle, kimin neyi değil mi? Şöyle. Aslında hastanede kayıp başvurusunun çıkması lazımdı orada. Çıkmamış muhtemelen. Yok yok çıkmadı. Çıksa çıkmadı. Zaten bana söylerler. Yani, televizyonda izlememiş olsaydın daha ne kadar kalacaktı orada? Ne düşünüyordun? Planın neydi? Ya, yok şöyle zaten kalma niyetim yok. Zaten kendisinden telefonu istedim. Tamam. Vermiyor. Bağırıyor, çağırıyor. O da uyuyunca ben telefonu elime aldım. Tamam. Kart da yok. Şimdi listeler kalıyor. Evet. Yani daha önce kimler kim bakıyor. Aradı falan. WhatsApp'ta Buse Hanım varmış eski hemşiresi. Hı-hı. İlk ona ulaşıyorum. Ulaştın. Tabii ki tabii ki. Sonra ailesinden biri çıktı benimle konuştu. Yok işte herhangi bir yakın bir karakola işte teslim edin. Anladım. Ben de şimdi televizyonu peki, izleyince. Ekranda gördün mü? Ekranda nasıl gördünüz? Şimdi ben. Annen mi izliyordu? Şimdi şöyle bir şey. Ben orada da yayını izliyordum ben. Televizyonu izliyorum. Star'ı denk geldim şaşırdım ben. Kaldım olduğumda. Anne dedim baksana dedim. Allah Allah dedim denk geldim. Dedi bir saniye. Ben o arada da sizin yayını aradım zaten. Evet, annesine evet. Dedim ki tamam dedim ben hani bir şekilde ulaşırım dedim polisi. Zaten sizin ekipten sağ olsun arkadaşlar geldi. Size ulaştılar. Evet Gamze bulundu. Bazı iddiaları var ama siz bunun doğru olmadığını söylüyorsunuz. Değil. Şimdi bir de bir şey söyleyebilir miyim hanımefendi kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi Gamze zaten çoğu arkadaşlarınız da şahit oldu. Ailesinin ismini duyduğunda bayıldı o kız. İstanbul adını duyduğunda düşüyor, bu kriz geçiriyor. Ne, oldu? Ne var bilmiyorum. İstanbul Çağlayan evet. Adını duyunca Gamze bayılmış. Abi bayılıyor kız ya bilmiyorum. Birden bir kriz geçiriyor. Krize girmiş. Ne var Çağlayan'da? Bilmiyorum yani. Kimse yok annesinin babasının evi vardı. O da yıkıldı işte. Gittiniz anne, baba, mi? Daha öldü. Önce Gamze kaçtığında hiç geldi mi İstanbul'a zaten Çağlayan'a? Çağlayan'da bak bu kaçıyor bu. Şimdi şeyi ilk kaçtığında yuvaya aldıklarında ben onu da söyledim. Bilgileri var. Şeye düştü sağlık ocağına oradan polis karakoluna polis karakolundan tekrar sosyal hizmetlere verdiler bunu. 2 sene sosyal hizmetlere. Çağlayan'da bir şey oldu mu? İstanbul Çağlayan'da bu kızın başına bir şey geldi. Yok, geldi. Hayır anne babasının evi derken biyolojik anne babasının evi miydi? Benim hanımın. Evet, sizin hanımınızın tabii. Evi. Orada hiç yaşadı mı Çağlayan'da? Yok bizimle geldi gitti hiçbir şey yaşamadı. Şimdi hocam gördü Gamze'yi yayına çıkarmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü aslında sizin anlattığınızdan hani her becerisi var, her şeyi yapabiliyor, problem yok ama o kadar basit değil. Yok. Daha ağır bir tablo evet, var karşımızda. Ya bayılıyor ben onu söylüyorum. Bayılmanın ötesinde hocam. Yani şimdi epilepsisi yok diyorsunuz. Ben de tipik bir epilepsi krizi geçirmiyor. Yani gördüğüm şey epilepsi krizi söyleme, diyemem. Ama bozuk. Sonuçta bir kriz geçiriyor. Geçiriyor. Ha. O krizin ben eski zamana dair yaşadığı ruhsal travmaların yarattığı psikolojik sorunlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar çok ağır ruhsal travmalar olmadı. Var işte o var. Ben yok demiyorum yani bak psikiyatri bozukluğu şey ben geçen de Edirne götürdüm bunu. Nörolojiye çıkardım. Bana dediler en sonunda nörolojiye çıkardım. Peki orada şimdi çıkardım. Bir virgül koyacağım. Gözünüz aydın. Murat sana bir annene teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Allah iyilerle karşılaştırsın. Çok güzel bir dilek ve yerini bulduğuna çok seviniyorum. Ama bundan sonrası için de Gamze'yi yani bunları yaşamamak için yeniden doktora götürüp belki ilaçlarını değiştirmek, dozunu arttırmak, farklı bir tedavi yoluna gitmek. Yani bence başka yatarak hatta bir belki süre de, yatarak belki tedavi de görmesi çünkü lazım. Çünkü anlatılan tablo arkadaşlarımın da anlattığı bana. Murat'ın da anlattığı, annesinin, hocamın gördüğü izlenimler sizin anlattığınızdan daha ağır bir tablo var karşımızda. Evet. Gözünüz aydın, biz bulduk, size teslim ederiz. Sonrasındaki sorumluluk sizde. Murat'cığım teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür için ederim. De. Burhan Bektaş'ı, otur yavrum birazdan göndereceğim seni. Burhan Bektaş'ı hatırlıyorsunuz efendim. Eşi Tuğçe, bundan 2,5 ay önce gitmişti. Sonra bir ara çocuğunu getirip bıraktı. Ama kendisi Afyonkarahisar'daki annesine gidiyor. Defalarca bu evlilikleri süresince tekrarlamış bir şey. Burhan da buraya gelme sebebi ya artık aklını başına alsın. Bizim 2,5 yaşında bir çocuğumuz var.
başımıza gelsin, çocuğuna baksın ya da çıksın ortaya, erişemiyorum, ulaşamıyorum, her yerden engelliyim, çıksın o zaman boşanalım, herkes yoluna baksın idi. Ve buraya annesiyle gelmişti Tuğçe. Biliyorsunuz kayınvalideyi de aslında evliliklerini bu noktaya gelmesinden sorumlu tutuyordu. Bugün burada Burhan'la eşi Tuğçe ve kayınvalide Nebahat Hanım arasında şoke edici gelişmeler yaşanacak efendim. O kadarını söylüyorum şu anda. Bizim kayınvalide karışmasaydı çok güzel giden bir evliliğimiz vardı. Cumartesi günü bunların yüzünden ben ailemle kavga ettim. Tuğçe evden kaçıp kaçıp gidiyordu. Bir ay içerisinde geri gitti. 3 ay içerisinde geri gitti. 7 sefer geri gitti. Doğum yaptı. 15 gün sonra çoğu çocuğu yemin ediyorum kaldırma kapının önünde bıraktılar gidiyor. Aha annesi de. Burhan eşine şiddet uyguladı mı? Şimdi bu Burhan bu bayanı çalışıyordu. Kahvede çalışıyordu bu bayan. Hamileyken döndü kadını bak. Tuğçe aylar sonra çocuğuna kavuştu. Duygu dolu buluşmada neler yaşandı? Hadi. Kızım! Tuğçe'nin herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Annesi ve Burhan o sırrı duyunca ne yapacak? Tuğçe'den şok edecek bomba açıklamalar. Şimdi. Burhan hoş geldin. Nebahat Hanım hoş geldin. Tuğçe merhaba, hoş geldin kızım. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Tuğçe ve annesi götürüp 2,5 yaşındaki Sude'yi bırakmışlardı. Babanın yanındaydı ve göremiyordu. Aslında görebilirdi aslında. Doğru mu? Fakat tehdit edildiğini söylüyor. İşte göstermem dendiği söyleniyor. O arada Tuğçe bilmem kaçıncı kez annesinin yanına gitti. Afyon'a. Sonrasında biz dedik ki tamam çocuğunu göreceksin. Burhan da zaten zorluk çıkarmadı. Önce anne evlat ve anneanne torun buluşmasına bir bakalım efendim. Güzel bir karşılaşma, buluşma gerçekleşti. Tuğçe bugün biraz düşüncelisin. Çünkü gerçekler bugün ortaya çıkacak. Doğru, evet. Sude, kızım! Burhan ve Tuğçe Bektaş 2019 yılında sosyal medyadan tanışıp evlendiler. Bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi, Sude. 11 Ağustos günü Tuğçe kızı Sude'yi de alıp Burhan'ı terk etti. Fakat daha sonra Sude'yi babasına geri teslim etti ve bir daha da göremedi. Serap Paköz'den kızına kavuşmak için yardım isteyen Tuğçe 2 ay sonra ilk defa kızını görecek. Gözyaşları içinde kızına kavuştu, doyasıya sarıldı, öptü, kokladı. Çocuğuyla birkaç dakikada olsa hasret gideren Tuğçe, sonrasında biricik kızını babasına teslim etti. Serap ablaya çok teşekkür ederim. Star ekibine, çalışan ekiplere çok çok teşekkür ederim. 2 aydır kızıma kavuşamıyordum. Sizin sayenizde özlemimi bitirdim. Kızıma çok sarıldım, çok öptüm, kucağıma aldım. Çok özlemiştim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Özlemimi siz tattırdınız. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Doya doya torunumu da gördüm, sevdim. Özlem giderttik. Ha benim kızım kızına kavuştu. Peki benim pisletlerim ne olacak? Ne zaman kavuşacağım? Tövbe tövbe yarabbim, tövbe tövbe. Bisiklet dedin gene Nebahat Hanım ya. Vallahi iki tane bisiklet. Şimdi Malcan'ın yongası vallahi derler. Vallahi beklemiyordum böyle bir kapanış cümlesi. Malcan'ın yongası derler. Şimdi o kadın da tabii damada iki tane bisiklet, bir de sevmiyor ya damadını. İki tane bisikleti aldım ödemiyor diyor ya. O da malın derdinde şu anda, doğru mu? Ya şimdi şöyle madem biz şey yapacaksak o kullanacağına ben alırım satarım bir şekilde ben onu sermaye olarak şey yaparım. Yakarım vermem diyor yani. Satarım yani borcunu da ödüyorsun daha öyle mi? Tuğçe evladına sarılınca ne hissettin? Ya biz niye bu noktalara geldik? Kocamla çocuğumla küçük müçük ama bize ait bir evimiz vardı.
keşke o ailem devam ediyor olsaydı gibi bir duyguya kapıldın mı? Hiç annenin falan tesiri altında kalmadan konuşmanı istiyorum. Çocuğu görünce hiçbir şey aklına gelmedi. Öyle mi? Her şeyi unuttum. Sonrasında? Biz niye böyle olduk dedim. Sence niye böyle oldunuz? Tek suçlusu bu noktaya gelmenizin Burhan mı? Öyle bir şey olamaz çünkü. Ya herkesin suçu var. Kimlerin mesela? Kaynanım, kaynatamın, görümcüğüm, eltim. Hep ama erkek tarafını suçluyorsun. Yani sizin tarafta hiç senin kafanı karıştıran kimse olmadı mı? Ya annem her zaman yanımdaydı, her zaman destek oldu. Sadece Burhan beni tehdit edince, hakaret, küfür edince hep yanımda annem oldu. Hiç mutlu günümde annem olmadı. Şunu dedi mi annen sana? Bak kızım, bu Burhan buzdolabını doldurmuyor. Tüp bitmiş, doldurmuyor. Eviniz kötü. Bırak gel bu adamı. Sen daha iyilerine layıksın falan. Hani olur ya böyle anneler söyler. Ya sabret dedi, çocuğun var dedi. Annesiz yuvasız bırakma dedi. Çocuğuna sarıl dedi. Ama sen yine de bıraktın gittin. Çok katlandım. Ne kadar çok katlandın? Hakaretlere, tehditlere. Hayır, ne kadar evli zaten siz aynı çatı altında yaşadınız? Çatı altında söyleyeyim. En fazla bir buçuk sene yaşadık. Bir buçuk sene sürekli çok kaçtı. İki ay anasının evinde kaldı, eski kocasının evinde kaldı. Sürekli. Böyle kaynanam diyor ki, böyle sabret kızı İvan'ı kutsar falan diyor ya, yalan. Duyuyordu ya sanki. Hep evimizin yıkan kaynanım oldu. Neden? Kızım gel, burada çocuklarım var, burada yuvam var. Bak ben hastayım, yalandan böyle felç vurması falan yapıyor yalandan. Şimdi? Hastayım diyor, cezaevine, bir kere cezaevine gireceğim diye yalan söyledi, çağırdı. Burhan, 2,5 ay sonra Burhan'ın eşini bulduk, Tuğçe'yi, annesinin yanındaydı Afyonkarahisar'da. Getirdik, 2,5 yaşındaki çocukları zaten Burhan'ın yanında, kavuşturmayı da yaptık. Kayınvalide belli, hiçbir zaman haz etmemiş zaten damadından. Hala da haz etmiyor. Ondan sonra Tuğçe ben dönmem diyor vesaire. Burhan da bir daha yapmayacaksa gelsin, bu yuva bozulmasın diyor. Ama değilse de artık herkes yoluna gitsin diyor. Ama dedim ya reklama gitmeden önce, şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi unutun efendim. Her şeyi unutun. Yepyeni bir şey konuşuyor olacağız. Önce bir grafik gelecek ekrana. Bu grafikte çiftin evlendiği tarihten bugüne kadar yaşadığı ayrılıklar anlatılıyor. Bunu anlatmamın sebebini de birazdan anlayacaksınız. Sevgili hanımlar, sizler de lütfen ekran başında bu tarihleri not edin. Bu tarihler çok önemli. Tuğçe ve Tuğçe Bektaş'la Burhan 2019 yılının Nisan ayında evleniyorlar. Tuğçe Mayıs'ta bir hafta 10 gün Burhan'la kalıyor, sonra ailesinin, annesinin yanına gidiyor. Geliyoruz 2022'ye. Haziran ayının başında gidiyor yine annesinin yanına, sonra geri geliyor Haziran başında. Temmuz'da, Kurban Bayramı'nda tekrar Suud'a evden gidiyor ve tekrar geliyor. Ağustos ayı sonunda geliyor, 2 hafta kalıyor Burhan'ın yanında ve çocuğu bırakıyor, tekrar annesinin yanına gidiyor ve işte 2 güne 3 gün önce de biz buluyoruz, burada karşılaşıyor çift. Şimdi elimde bir test sonucu var efendim. Tuğçe'nin daha önceki evliliğinden 2 çocuğu var. Sonrasında bir tane gayrimeşru bir çocuğu var. Ona da zaten nikahlı eşi bakıyor, boşandığı eşi. Sonra Burhan'la evleniyor. 2,5 yaşında bir kızı da oradan var. Yani toplamda 4 tane çocuğu var. Fakat Burhan, Tuğçe zaten biliyor. Nebahat Hanım, buyur. Senin kızın Tuğçe 4,5 aylık hamile. Ne diyorum ben? Ay, kusura bakma. 4,5 aylık hamile. 18 haftalık hocam. Kusura bakmayın, refleks en az, yani. En az. Yani sonuca göre tabii. En az 18 hafta demek, 4,5 ay demek. Ne zaman almış bu testi? Ne zaman almış? Tuğçe zaten bundan şüpheleniyormuş. Kendisi bir test yapmış ama sonra da
gidildi ve bir hastanede bu test yapıldı. Tuğçe, zaten sen hamile olduğunu biliyorsun, doğru mu? Biliyordum. Evet. Ben biliyor muyum? Ne zaman annem olmuş bu test, ne zaman etmiş, ben biliyor muyum? Evet, bugün. Siz diyorsunuz ya, her şeyi annesi biliyor, her şey annesi ediliyor diyorsunuz ya. Annenin karşı herhalde çıkacağını zaten biliyorum ben. İstemeyeceğini de biliyorum. Sinirden yani. Söylemedim anneme bilerek. Tuğçe 5. bebeğini bekliyor. Burhan. Burhan, gözün aydın baba oluyorsun. Ve ikinci kez baba oluyorsun. Lan ben bir tane... Evet Nebahat'ın. Bir tanesine bakamazken ben istemedim. Bir de iki tane kızım, hanginize söyleyeceğim ben? Ben ortada mı kaldım? Kime söylemem lazım? Buna mı söylemem lazım? Sana mı söylemem? Bunlar lütfen şey olsun ama burada siz bilin, duyun. Buna mı söylemem lazım? Yanlış yaptın diye. Sana mı demem yanlış yaptın diye? Şimdi bu tarihi... Bu evliliğini sen biliyorsun, yürümeyeceğini. Çocuğun böyle... Bir de ikinci, bana neden söylemedin? Neden saklıyorsun? Her zaman sakladınız, ettiniz. Beni arkamdan vurmayın. Neden? Şimdi şaş... Bunu ama Burhan da bilmiyordu. Burhan da burada öğrendi. Bu tarihleri neden koyduk? Özellikle şu 2022 Haziran çok önemli. Haziran ayının başında gidiyor. Ortasında geri geliyor. Ya git, ya ben böyle bir şey kızım yok ya. Yok. Var. Yok. Ne yapsın? Var. Yok. Var. Serap Hanım yok. Var hocam. Ya yani ya ben niye, ne oluyor bana böyle ya, konuşamıyorum ya ben, ne oldu be? Vallahi bak ben yaptım, yapmacık değil, yemin ederim yapmacık değil. Biz birini patlayamazken biri çıktı ortaya, bu nasıl bir şey ya? Haber mi var? Kim ne dedi ya? Kim haberi var dedi ya? Vallahi yok ya, yok, daha yok. Yeni öğrendim böyle haberi bir şey var demiyoruz. Ya. Çünkü Burhan'ın da haberi yok. Bu tarihleri de bak Nebahat Hanım özellikle koyduk ki Burhan'ın da aklında kötü bir şey gelmesin diye. Yayında nasıl çıkıyorum bilmiyorum Haziran ama ayının ben başında, bilmiyorum ya. Haziran ayının başında gidiyor, senin yanına geliyor ama ortasında geri geliyor. Kafayı mı yedi? Ve Temmuz'daki Kurban Bayramı'na... Evet hocam. Serap Hanım bana telefonda göndermişlerdi de telefonda ben bunu 9000 gibi okumuşum. Başka 900'lü bir rakammış. Bu duruma göre... Telefonu 6 hafta gibi oluyor. Yani Ağustos ayı... Sen bizi nerede görmedin mi? Bir dakika, bir saniye. Ağustos ayı sonunda, Temmuz'da gidiyor ya evden, Kurban Bayramı'nda. Ağustos ayı sonunda tekrar geliyor ya Burhan. 2 hafta kalıyor evinde, çocuğu da getiriyor. 2 hafta kalıyor, sonra annesinin yanına geliyor. Yani 6 haftalık dediğinizde zaten 1,5 aya tekabül ediyor. Ağustos, Eylül, Ekim'in... İşte bugün 26'sı. Sonu neredeyse. Son haftası Ekim. Ama tabii yani ultrason olmadan kesin bir şey söylenmez de bu rakamlara göre böyle. Evet Tuğçe. Bebeğinin babası Burhan mı? Başka kim olsun ki? Hayır soruyorum işte. Evet. Burhan. Ama bizim evde şey olmuştu. Hastalar şey olmuştu. Nebahat'ın hastalığa girmeyelim. Onu bilemem ben. Şerap Hanım. Öyle bir şey de olabiliyor zaten. Şimdi... Öyle biliyor. Olabiliyor. Sizin evet. Yanında, bak, 180 milyonun karşısında söylüyorum. Çocuk bendense her şeye kalem çekiyorum. Bak, her şeye. Her şeye kalem çekiyorum. Çocuk bendense. Ya, ben çocuk bendense ya. Diyor. Bak çocuğumu istiyorum. Eşimi dahil ya. İstiyorum. Bak her şeye kalem çekiyorum. Bütün pisliklerine, bütün her şeyine kalem çekiyorum. Bak annem izliyor, babam izliyor. Bütün sülalem izliyor şu an. Elimizdeki taşı dökemeden bir daha toplam. Bütün sülalem izliyor. Bütün çevrem de izliyor. Bu çocuk, eşim o zaman hamilese... Burhan, bu çocuk istiyorum. Senin çocuğun. Yani en azından takvim öyle söylüyor. Evet. Ama tabii ki ben durup böyle bakıp DNA testi yapabilecek bir güce evet. Sahip değilim evet. Yani. Ama Nebahat Hanım bunlar burada konuşulan şeyler değil. Baskı yapma. Baskı yapma. Kes sesini lan, kes. Baskı yapma kıza. Kes sesini. Sen baskı yaptıkça böyle oldu. Sana ne oğlum, sana ne? Analık mı yaptın şu kıza? Sana ne? 2 yaşını yurda Nebahat verdin, Hanım, yurttan sakin aldın. Sakin ol. Ona mı diyeyim bağırıyor diye. Sakin ol. 2 yaşını yurda verdin, yurttan Burhan, aldın kızı. Burhan sakin ol. Onlar seni ilgilendirmez, kapa çeneni. Tuğçe. Yurttan çıkmış da gelmiş Tuğçe, de sana ne? Bu bebeğin babası Burhan, doğru mu? Evet. Öyle.
Kesin eminsin. Evet, eminim. Sen evet. Yapacağım, ona da yapar. Peki, şimdi ikinci bir çocuğun var yani Burhan'da. Evet. Tamam. Kamera arkasında ben Burhan'a geri dönmek istiyorum demişsin arkadaşlarıma. Ne? Bu sözünün arkasında mısın? Çalışırsa, doğru düzgün adam gibi çalışırsa, ya evinde düzenini olursa evet. Gel gel Nebahat Hanım, şey gel buraya gel. Bir şey yapmayacağım, ben oturacağım şurada. Gel. Gitmiyorum, gel. Şuraya oturacağım, şuraya oturacağım. Gel buraya gel. Hayır, hayır, ben şurada oturacağım. Nebahat Hanım. Nebahat Hanım bir su içersiniz, ya gel. Burada kendinize gelirsiniz. Gel buyurun. Kırma beni, gel gel. Ben şurada oturacağım, zararım yok. Gel. Yok yok. Tamam, sizi orayı görelim o zaman. Gerçekten oraya, ben şuradayım, zararım yok. Ne oldu, ne oldu? Ne yapalım şimdi? Bir can geliyor yani bu cana. Ne yapalım? Olmuş geliyor yani bu can. Yapacak bir şey yok. Sen annene gidersen herhalde annen bu olayı pek kabullenecek gibi görünmüyor Tuğçe. Hı? İstemez. Serap Hanım. Serap Hanım. Ay, gel şuraya gel. Serap Hanım, bir tane taşı dökemezken üstümüzden bir ikinci de içi zaten neden nasıl şey konuştuğumu sen biliyorsun zaten değil mi? Şok oldum, yemin ederim şok oldum. Biliyorum ya. Da bu kızın 4 tane zaten çocuğu var. Ne bir gerek var 4. zamanında gayrimeşru ya. Çocuk yaparken hiç sesini çıkarmamışsın. Şimdi kocasından bebek bekliyor. Ne yapayım? Aldıralım mı? Yok canım, ben biz öyle bir şey yapamayız. Aa, cana kıyılır mı? Kızım bu, çocuğun olmasa diyeceksin ya hani çocuğum yok tüp bebek. Peki kocasına dönmek istiyor şimdi ne olacak? Diyor ki çalışsın, evi de daha düzgün hale getirsin. Bir de kızım var orada. Ben yuvama dönmek istiyorum diyor. Senin anne olarak bunu desteklemen lazım bence. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Ha gidebilir kocaman kız evlenirken de dediğim gibi baştan her zaman söylüyorum. Evlenirken de yoruldum değil mi? Ha boşanmasını istedin mi diyor soruyorsunuz. İstiyorsun. Evet. Ha gitmek istiyorsa gene gidebilir. Ama bir şans olur, iki şans olur, üç şans olur. Bunu bile bak dilim doktor bey de anlamıştır. Ben şaka etmiyorum. Yorumlarda yanlış anlamasınlar. Kimse rıla etmez bilmem ne etmez doğru yok, mudur? Yok sizin bir de onun, sağlık probleminiz var biliyorum biliyorsunuz, bence. Biliyorsunuz ha yorumlarda böyle bir şey yapmasınlar. Yok, yok. Ha gitmek istiyorsa gitsin ama beni unutsun. Yok öyle demeyin siz annesiniz. Ben sizden benim başka yani seçim var. Yapmak hocam, zorunda hocam, bırakıyorsun. Ha, aynen, özür dilerim. Bir dakika aynen, bir dakika bir saniye. Buna. Sürekli Nebahat Hanım sürekli gidersen beni unut. Beni unut diye şart koyuyor. Şimdi de söyledim söylemedim. Bak yine 80 önüne yine şart koyuyor. Ama doğru bir şart doğru değil bu ya. 80 önüne yine şart koyuyor. Doğru değil. Şimdi de sürekli söyledim. Şart koyuyor. Bütün herkesin yanında söylüyor. Nebahat Hanım tam tersi senin. Bak yavrum ikinci bir çocuğun daha olacakmış. Burhan'a dönüp şunu demen lazım. Yani benim söyleyeceğim şeyi senin söylemen lazım. Burhan artık sen de eski hatalarını tekrarlama. Bir işe girdiğinde sebat et. Evini daha düzgün hale getir. Bak ikinci bir çocuk geliyor. Gerekirse iki iş yerinde çalış. O eve bak tamam mı? Bunları söylemesi lazım. Tuğçe nedir kararın senin? Hadi yarın bir gün gene buradan tartıştı mı annem beni dışlayacak. Ben geri döndüm ona. Dışlayacak de. Değil. Tuğçe diye ağzından Tuğçe çıkacak mı? Bırak dışlamayı. Tuğçe kızın var mı diyeceğim mi bakalım? Böyle ama niye tehdit ediyorsun? Niye sen bana demedin? Anne benim iki... Sonra konuşalım hadi. Sonrası yok. Her şey burada dökülecek. 80 milyon önünde dökülecek. Diyordum. Duymuşsun da Serap Hanım. 80 milyon önünde dökülecek. Her niye şey. Niye demedin diyordum. Sonrası sen... yok. Her biliyor zaman... muydun ben? Sonrası yok. Hayır diyor. Bilsen ne yapacaksın? Sen bunu... Şimdi bunu çocuğu Afrin'e götür. Afrin'e götürürsün ne kadar Tuğçe'yi. Sana kaçak yoldan Tuğçe'yi aldıracaksın. Yok. Ötme oradan. Tuğçe'yi aldıracaksın. Sen ötme oradan. Öyle bir şey baba olmadan, olmaz. Baba izni olmadan olmaz. Olmaz. Çok büyük suç işlemiş olur onu söyleyeyim yalnız. Eğer Nebahat Hanım öyle bir şey yaparsa da. Peki şimdi öğrendim bilmiyordun. Söylese ne yapacaktın? Şimdi öğrendin ne yapacaksın? Aldıracaktım. Nebahat Hanım. Hayır canım öyle şey olur mu? Aldırıcı. Sen değişebilecek misin Burhan? Sen
Tuğçe'nin senden rahatsızlık duyduğu şeyleri değiştirebilecek Şerap misin? Şerap Hanım, özür dilerim. Sen nasıl artık yuvam diye sarılacak Hayır, mısın? Hayır, hem dövüyor hem o söylüyor. Kızın İkinciye artık niye çocuk yapıyorsun? İkide birde. Neyine güveniyorsun ya? Neyine? Neyine güvendin? Sus be, sus. Seninle konuşmuyorum. Neyine güvendin? Seninle konuşmuyorum. Bak, Şerap Hanım'la konuşuyorum. Şerap Hanım, bir saniye. Dün İdil miydi neydi o bayanın adı? Dilara mıydı neydi? Dilan mıydı? Ona biz şey yolladık. Benim şeyin evinde çekin gösterdim. Çekebilir misiniz? Gösteririz. Gösteririz. Lütfen. Gösteririz. Onu da gösterelim, arkada oynasın. Yani biz Burhan'ın evini göstermiştik ya. Annem, ben de söylemiştim. Nebahat Hanım da benim evimi de çektik. Siz sormuştunuz onu evet. Onu da gösterin sizler diyor. Nasıl diye. Burhan, senin kardeşin telefondaymış. Alo. Alo. Alo, kolay. Merhaba Şerap Hanım. Merhabalar. Teşekkür Muhammed, ederim. Siz de ikinci kez amca yazıyorsun oluyorsunuz. Muhammed. Yok, ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. Bakın, ben bak, bunu kabul etmiyorum. Bunların ilişkisinin düzgün geçeceğine inanmıyorum. Bunlar evlilik nedir bilmiyorlar. Bakın, bunlar evlilik nedir bilmiyorlar. Bunlar evlilik çocuk oyuncağı zannediyorlar. Böyle evlilik yürümez. Konuştum. Bu şekilde yürümez. Oh. Ben Nebahat Hanım'ı da tanımıyorum. Ben de sizi tanımıyorum. Bak, Nebahat Hanım'ı da tanımıyorum. Tuğçe'nin yaptığı hareketler bir değil, iki değil, on değil. Ay, kardeşimi de iyi demiyorum. Bakın, kardeşime iyi demiyorum ama kardeşim evlendikten sonra, bununla birlikte olduktan sonra değişti. Bakın, değişti. Ama şunu söylüyorum. Ben Sude'ye bakarım. Sude'ye eyvallah, çok 10 numara bakıldı bu zamana kadar. 15 günlükten benim kucağıma bırakıldı. Benim anamın kucağına bırakıldı. Benim anam kötüleniyor orada. Benim babam kötüleniyor orada. Kimse bilmiyor. Lütfen zamanında adam gibi konuşsunlar. Ya sen Burhan'a diyeceksin çocuğun niye ben yaptın diye. Ben Burhan'a da söylüyorum. Benim lafımı lütfen kesmeyin. Lütfen kesmeyin. Bak, şu an iyi değilim. Ben de iyi değilim. Ben de şok oldum. Sorma. Ya senle bak, konuşmuyor ki adam ya. Lütfen kesme. Lütfen diyorum bak. Lütfen. Bir dakika, rica ediyorum. Konuşsun beyefendi. Evet. Ha, lütfen kesme. Burhan, bak sana diyorum. Bak, bu ilişki kardeşim yürümez. Bu zamana kadar ben sana defalarca söyledim. Bir değil, iki değil, on değil. Bak, Sude'ye 10 numara güzel bir şekilde bakılıyor. Hiçbir eksiği yok. Hiçbir şeyi yok. 10 numara bakılıyor. Bu çocuğun geleceğini düşün. Bak, bu çocuğun geleceğini düşün. Tuğçe düşünmüyor zaten. Düşünseydi 3 tane çocuk bırakıp gelmezdi buralara. Ona bırakılmazdı, öbür tarafa bırakılmazdı. Çinik Mehmet, lafın bitti mi? Bak, dur, beni dinle. Beni dinle. Ben evet, dinliyorum. Buran. Dinliyorum. Ben bitirmedim Buran. Yaptığın yanlış. Bak kardeşim, aklına başına devşir. Bak, düzgünce söylüyorum sana. Kimseyi kötülemiyorum. Bak, lütfen diyorum. Bak, beni bir kardeş olarak biliyorsan, çünkü bilmediğine şahidim. Bilmediğine şahit veriyorum. Ama şunu söylüyorum. Lütfen. Bak, adam akıllı, aklını devşir. Bu işler böyle yürümez. Bak, bu işler böyle yürümez. Lütfen bak. Katiyen ve katiyen bu işler böyle yürümez. Gel kardeşim, adam akıllı konuşalım. Bırak kanalı, kapat bu mevzuları. Oğlum, evlenme, ne olacak yani? O hayatında kimse olmasa, ben 31 Mehmet işte, lafın ben bitti mi? Mehmet lafın bitti mi? Bitmedi. Bitmedi Michael. Bitmedi, bitmeyecek de. Bitmeyecek de. Beni dinle. Ben, bak ne diyorum sana, bu işler bitmeyecek Michael. Biraz kendini aklına başına devşir. Lütfen diyorum bak, lütfen. Kardeş yerine koyuyorsan lütfen bak. Oğlum, bunlar teşkilat, bunlar böyle, hepsi böyle, anlamadın mı bunları sen hala? Mehmet, lafın bitti mi? Teşkilat. Sen de gülme. Çıkartma. Burhan. Yapma. Bak, beni kilerden çıkartma. Kardeşini bak, dinle. Diyorum. Çok düzgün konuşan birisi. Dinle. Muhammed. Dinle beni bak. Kardeşim, bak, bir şey diyeceğim. Beni. Sen biraz önce çoğul konuştun. Bunlar evlilik nedir bilmiyor. Herhalde bilmiyor. Burhan'ı da kastediyorsun galiba. Evet, Burhan'ı da kastediyorum. Bak, kardeşim diye konuşmuyorum. Yemin ederim bak. Bunlar evlilik nedir? Sude'nin geleceğiyle ilgili ne planlar yapmışlar? Okul çocuğu geldi. Okul hayatı gelecek o çocuğun. Ne gibi planlar yapmışlar? Yapmasınlar Allah aşkına. Bu iş kapansın. Bittin. Boşansınlar ya. Boşanmak da sünnettir. Evlenmek nasıl bir şeyse, dinimizde sünnetse, boşanmak da bir şeydir. Hep böyle dediler. Yapmak yerine hep boşanın, ya yapamazsınız dediniz. Ben sana ne dedim Tuğçe? İyiliğiniz için bak, insan olur gibi oturursan, insan gibi şey hep yaparsan. Hep böyle dediniz. Ayrılın, bak, boşanın, bak, lütfen, olmaz. Bak lütfen, lütfen bak. Sözümü kesmedi. Hep üstüme geldi. Sözümü bu da geldi. Tuğçe, Tuğçe ama bak, 2019'da evleniyorsunuz. 3 yıllık evlilikte bak, bu kadar gidip gelinmez ya.
Bu kadar gidip Serap gelinmez. Hanım, efendim. Serap Hanım. Efendim. Serap Hanım. Ben insan gibi bunlara söyledim. Ben 31 yaşında insanım. Nasıl Nebahat benim hayatıma karıştı ya. Niye evlenmeyi niyetmiyor? Ben evlenmeyi tercih etmiyorum. Niye tercih etmiyorum? Bunlar yüzünden. Benim çevremde çok sorunlar gördüğüm için bunlar yüzünden evlenmeyi tercih etmiyorum. Çünkü ben kendim başkasının hayatını karartamam. Başkasının hayatına karışamam. Yapamam bu işi. Karartamam yani. Bunları onu söyledim. Ben diyorum bak bu işler yürümeyecek kardeşim. Bu değil, bir değil, iki değil. Birincisini yaptı. Eyvallah sineye çektim. Bak dedim bir daha yaparsan olmaz dedim. Bak dedim çünkü kendine çek. Bu iş yaparsan böyle boşanın dedim. Olmaz dedim. Yapamazsınız dedim. Bu çocuk oyuncağı değil, bu evlilik işi değil dedim. Ne hayır beklerim ben? Ne hayır beklerim ben? Siz de anneme dediniz. Bak lafları lütfen karışılmasın. Benim annemi kimse kötülemesin. Benim babamı kimse kötülemesin. Ben tanımıyorum benim seni. Girmedik, okmadık, bir çayınızı içmedik. Tanımıyorum ben. Anneni Buran, de tanımam, babamı da tanımam. Sana diyorum Buran, Tuğçe ile konuşmuyorum. Buran, dinliyorum. Bak kardeşim diyorum sana. Bak kardeşim diyorum. Öz kardeşimsin, resmi olarak kardeşimsin, tamam mı? Ama öbür tarafta bak, öbür tarafta bilemem. Ama şunu söylüyorum. Aklına başına devşir. Aklına başına devşir. 3 yaşında bir kız çocuğum var. Tamam mı? Ona o göz bebeği gibi bakılıyor. Tamam mı? Kimse öyle yok çocuğa bakılmıyor etmiyor. Kimse demesin. 10 numara bakılıyor. Düşüneceksen bu çocuğunun geleceğini düşün. Tamam mı? Bu çocuğun geleceğini düşün. Senin Mahmet lafını bir kere çabuk ben söyleyeceğim. Dinle bak elim ayağı tutuyor dinle bak. Beni. Bu çocuğun geleceğini düşün. Çalışacaksan adam akıllı çalış. Bu çocuğun okulunu düşüneceksin. Yarın öbürünü düşüneceksin. Bak bırak her şeyi. Her şeyi bırak. Kendini aklına başına devşir. Tamam mı? Yok. Bir daha barışalım edelim yok bilmem çocuk bendense olsun mu olsun yapma. Bak yapma diyordum. Defalarca çünkü bunlar oğlum teşkilat. Bunlar teşkilat aklına başına değişir. Bu yine gidecek. Şimdi Muhammed tabii ki bu çocuk olayı Burhan'a da çok büyük sürpriz oldu. Ve ikinci kez baba olacağını öğrenince de tabii ki çok heyecanlandı. Ve geri dön. Bütün bunların üstüne bir sünger çekelim. İkinci bir çocuğumuz daha olacak. Evliliğimizi kurtaralım teklifini yaptı. Durma. Bir dakika. Burhan ne diyorsun Muhammed'e? Sen konuş şimdi Muhammed. Serap Hanım. Dinliyor musun beni? Muhammed beni dinle. Bir saniye Muhammed. Beni dinle. Dinliyorum kardeşim. Dinliyorum. Beni dinle. Hep bu zamana kadar seni dinledim. Beni sen hiç dinlemedin. Ben dinliyorum seni dinliyorum. Hadi. Dinlemedin. Bak kardeşim. Ben hiçbir zaman ailemi bu devreye sokmadım. Sokmadın güzel. Sokmadım. Ailemi tamam, ikinci hadi. Planda tuttum. Neden ikinci planda tuttum? Benim aile konuma ailemle karışmasın diye ikinci planda tuttum. Tamam. Doğru mu? Tamam. Tamam hadi dinliyorum seni dinliyorum hadi tamam. Ben Tuğçe ile benim aramda konu benim aramda. Ben tamam, anneme dinliyorum. Hiçbir zaman kötü kelime şey yapmadım. Babama özellikle hiçbir zaman kimseye kötülük yapmadım. Tamam dinliyorum. Ben niye kötülük yapmadım? Ben yuvamı kurtarayım. Çocuk var ortada. 3 yaşında çocuk var. Ben onun için katlandım her şeye. Her şeye. Şimdi bugün benim... Bir dakika. Dinliyorum kardeşim dinliyorum. Dinliyorum. Ben bu yana çıkmadan önce her şeyden hiçbir şey bilgim yok. Ben şimdi tamam. Öğrendim her şeyi. Anladın tamam, mı? Tamam kardeşim. Tamam dinliyorum. Çok güzel dinledim. Şimdi bilgim öğrendim. Şimdi ben zaten bunu ben iyice düşüneceğim. Tuğçe'ye de bugün oturacağım adam gibi. Çay içeceğim. Serap Hanım eşliğinde, arkadaşının eşliğinde. Her şeyi oturup konuşacağım. Ondan senin kararımızı vereceğiz. Anladın bak, mı? Abi diyorum. Bak abi bak, diyorum. Bak ben seni kardeşim kardeşim olarak görüyorum. Her zaman gördüm. Senin başına bir şey geldiği zaman ben koşarım. Kimse koşmaz. Bak. Tamam konuyu burada telefonu kapat. Her şey bitti burada. Ben konuşacağım. Ben kapatmayacağım kardeşim. Ben şunu diyorum. Bak sana ben defalarca söyledim. Çektim insan İsterse gibi. 100 kere söyle. Söyledim. Bak isterse 100 kere söyle. İsterse 1000 kere söyle. Benim burada 3 yaşında bir kızım var. Gerçekleri konuşursam yer yerinden oynar Michael. Konuş. Bak, hiç sıkıntı yok. Oynar. Hiç bak, sıkıntı yer yok. Yerinden oynar. Yapmayın. Etmeyin. Bak bazı şeyler söylenmez. Bazı durumlar söylenmez. Bak söylenmez kardeşim. Lütfen bak aklına başına devşir. Bak aklına başına devşir. Bak senin 3 yaşında bir çocuğun var. Onun geleceğini düşün. Bırak Tuğçe'yi. Bırak şeyi. Her şeyi bırak oğlum. Bırak her şeyi. Bak 3 yaşında çocuğun var. Onun geleceğiyle ilgili düşün. O çocuğa 10 numara bakılıyor. Şey yapılıyor. O çocuğun okul hayatı gelecek oğlum onu düşün. Her şeyi bırak. Okul hazır. Düşün. Okul hazır. Ağzına ya. Sağlık Muhammed. Ya oğlum her şeyi bırak bak. Her şeyi bırak. Bu yuva olmaz. Bak bu yuva olmaz. Bu yuva kesinlikle olmaz.
Yani ben son noktayı koyuyorum Michael. Muhammed abi, yani olmaz. İkinci çocuk için bile bir araya gelseler bu Kerem yuva abi yürümez diyorsun. Sen Kerem gördüklerinden abi ve Kerem yaşadıklarından Hanım yola çıkarak öyle Kerem mi? Hanım. Efendim. Kerem Hanım. Efendim Muhammed. Bu isterse bir değil, isterse iki tane değil, isterse 10 tane çocuk olsun, isterse 10 tane çocuk olsun. Bu Tuğçe, bunun kardeşi Gökçe, bunların hepsi teşkilat olduğu için, bak söylüyorum, direkt söylüyorum, bunların hepsi teşkilat olduğu için bunlar ilişki yürümez. Bakın yürümez. Ne olursa olsun bunlar çünkü yolundan sapmışlar. Bunlar yolun. Çünkü ben bunları gözlerimle gördüm. Çünkü ben bunlara şahit oldum. Lütfen, bak lütfen rica ediyorum. Michael, Michael diyorum bak Burhan. Gözlerimle gördüm derken, şimdi Muhammed gözlerimle gördüm derken buraya bir cevap hakkı doğuyor. Annem ne gördün gözleriyle diye soruyorlar. Ben gözlerimle her şey şahit oldum. Ne baba şahit oldun? Beni, biraz önce tanımıyorum demem şimdi. En kötü örneğini söylüyorum. Bak en kötüsünü söylüyorum. Bak bakın en şeyini söylüyorum. Beni Tuğçe, kardeşi Gökçe'yi bana yamamaya çalışan insan. Benim oğlumu atan insan. Bak bunları, şimdi bunları derken bir değil iki kişi olması lazım. Tamam işte söylüyorum Nevat Hanım. Bunları diyorsun da beni de katıyorsun ortaya. Hayır Tuğçe'yi katmıyor canım. Gökçe'yi katıyor, Gökçe'yi katıyor. Ben seni ne görmedim ben şimdi kapıdan girdim. Seni demiyor Gökçe'yi. Gökçe'yi katıyor. Öyle doğru, ha. Doğru değil mi Muhammed Gökçe'yi? Doğru diyorum. Nevat, ben Nevat Hanım'ı tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Şimdi, eğer yanlış anlayırsan kusura bakma özür dilerim madem. İsteme mevzusuna gelelim. Bakın isteme mevzusuna gelelim. İsteme mevzusu ne ya? Defalarca söyledim. Nikah istemiyorum diyen, nikah istemiyorduk. Yapılmasını, hayır ben nikahlanacağım diyen Tuğçe'ydi. Tuğçe'ydi. O zaman annene babana, annene söyle, hayır benim annem cezaevinde diyen kişiydi. Cezaevindir. Ben o kızı nasıl isteyeceğim? Söyleyin bana Allah aşkına, ben o kızı nasıl isterim? Ben yalan söylemişsin Tuğçe. Cezaevindeydi annesi. Annem cezaevinde demiş. Cezaevinde değildi, denetimde. Dışarıda çalışıyordu. Ben Allah var, yukarıda Allah var, şairim, yalan söylüyorum. Peki Muhammed, şimdi bir bebek dünyaya gelecek. Ne yapacağız yani, ne olacak? Bakın söylüyorum, Allah aşkına söylüyorum. Bakın söylüyorum. Tuğçe çocuğuna baksın. Tuğçe çocuğuna baksın. Nasıl üç tane çocuğa baktı? Nasıl üç tane çocuğa baktıysa ona da baksın. Çünkü bunlar, bir de bir şey söyleyeceğim. Bunlar Suudi'yi niye istiyorlar biliyor musunuz? Bunların Suudi'yi istemesinin amacı ne biliyor musunuz? Afyon'u kaçırdıklarında duydum ki devlete başvurmuşlar. Devletten para yardım almak için devlete başvurmuşlar. Çocuk için. Çocuk için. Devlete ama böyle bir başvurunuz var. Olmuş. Oldu. Olmuş. Burhan da iptal ettirmiş. Yani böyle. Babası var. Böyle bir başvurunuz olmuş. Ben varım en kötü. Ben bakıyorum çocuğa. Hayır Muhammed, gerçek söylediğin doğruymuş. Evet. Çocuk için başvuruda bulunmuşlar. Burhan da bunu. Burada babası var. Nüfusunu, bakın babası var. İşte para almak için söyledin ya zaten. İkamet kahve. Zaten amaçları o. Buradan çocukları kaçırmak. Ben bir şey soracağım. Tartıyla atıp gitmek çok analık olmaz. Muhammed bir saniye bir şey soracağım. Senin diğer üç çocuğun Mehmet'in yanında ya. Evet. O çocukların ikameti nerede? İkametgahında kimin evinde? Onların yanında. O çocuklar için de bir orada para alınıyor mu? Hayır. Hiçbir şey alınmıyor. Peki babası onun için çalışıyor. Niye başvurdunuz? Suudi için. Ben anlatabilir miyim? Evet. Ben anlatayım. Şimdi Suudi ile beraber Tuğçe geldi. Geldi dedim ama aşı kartları oluyor ya, karnesini falan şey yapmamış. Şimdi biz de aşı karnesini küçüktü zaten biliyorsunuz, aydan aya, iki aydan iki aya bir. Benim de ikametgahım benim evimde olduğu için ilk önce Tuğçe'ye aldırdım ben ikametgahını. İkametgahı aldım ama küçük kızın ikametgahı da... Yardım parası için mi başvurmuşlar? Hayır, aşı ondan için. Aşıdan bahsetmiyorum. Aşı için. Ben konuyu anlatabilir miyim? Konuyu anlatabilir miyim? Çocuk parası yani... Hayır, aşı bakım için parası. Ya. Evet, anlatabilir miyim? Daha, gerek yok, anladık biz. Vakıf. Aşı evet, için ama öyleydi. Bunu da Burhan iptal ettirmiş. Aşı için. Zaten çocuğu istiyor diyorsunuz da çocuğu... Sude'yi alıp götürmeyi istiyor musun sen de Batı'nın? Bence istemiyorsun zaten. Serap Hanım. Anasız çocuğu ne diyeyim ben? Ha, hayır Sude'yi, Tuğçe ile beraber Sude'yi de alıp gitmek istiyor musun sen? Yok. Tuğçe'yi de istiyor musun? Annem boşansın diyor, başka bir şey demiyor. Ha, ya yani çocuğu almak demiyor gibi bir dertleri yok zaten. Derdi boşansınlar. Çocuk burada kalsın ama iki bisikletimi de i̇ki verin. İki de bisikletimi verin. Evet Muhammed. Boşaltırsa zaten görebilir. Hakkı efendim var. Efendim. Bunun
Tuğçe'nin 3 çocuğundan kaçı çocuk, kız çocuğu? Bir tane galiba. Bir tane değil mi? Bir tane. O Mehmet dediğiniz insan tanımıyorum. Tanımıyorum. Mehmet dediğiniz insanı tanımıyorum. Tanımıyorum. O kız çocuğunu Tuğçe'ye emanet etmiş mi hiç? Etti, getirdi ya üçünü de, ikisini de. Kaç gün kalıyorlar canım gelip de? Bir hafta, iki hafta. Erkek çocuğunu alıp gezdirebiliyor. Erkek çocuktan alıp gezdirebiliyor ama kız çocuğunu alıp gezdirebiliyor. Neden biliyorsunuz mu? Mehmet bunların hepsinin teşkilat olduğunu biliyor. O kız çocuğun da başını yakacak diye vermiyor. Abesi vermiyor. Adım gibi de şahidim. Adım gibi şahidim. Adım gibi de eminim. Mehmet'in abisi ve yengesi kız bakıyor ya. Hayır, ben kız çocuğunu diyor emanet etmiyor. Vermiyorum. Çünkü bu... Sabi'nin de geleceğini karartacak bunlar. Bu... O Sabi'nin geleceğini karattırmak istemiyorum. Şöyle iddialar var ya, bir dakika. Bir mi istiyorsun Nebahat Hanım? Bana güveniyor da Burhan'a güvenmiyor çocuk ya? Kız çocuk olduğu için. Senin yanındayken canım ya, şeydeyken, Afyonkarahisar'dayken. Anneme kaç kere getirdi götürdü. Sizin bırakmıyor. Bana yani getiriyor. Sen al da bu çocuğa sende kalsın demiyor diyor. Çünkü sizinle ilgili bazı iddialar vardı. Mekanlar, gezmeler, çalışmalar, bana bir şeyler. Bana geliyordu çocuk. Normal bir şey mi Allah aşkına? Sizce Serap Hanım normal bir şey mi? Ya o mekanlarda da bir çalışanlar olacak tabii ki de. Ama onu... farklı boyutlarda. Ha ama bir anne olarak çocuk. O başka. Torunların hepsi gidiyor, İkisini geliyor bana. İkisini birbirine karıştırmıyorum zaten de. Afyon abi. Olur. Yani sen Muhammed özetle şunu diyorsun. Kardeşim ikinci bir çocuk geliyorsa gitsin annesinin yanında dünyaya getirsin. Orada da baksın. Bize bir tane Sude yeter. Burhan da ondan boşansın. Çünkü... Ben onu diyorum. Ben onu diyorum. Çünkü niye biliyorsunuz mu? Neden biliyor musunuz? İnsan olsaydı. Şimdi bakın insan olsaydı. Musun, mi? Ben bunu ikinci çocuğu değil. Üç tane dört tane çocuğu olsa ben onlara gözüm gibi bakarım. Ama insan değil bunlar Allah aşkına. Ben söyleyeyim çünkü... neden olduğunu. Peki ama burada tabii Burhan'ın da... Burhan'ın da suçu var. Bir... Bak Burhan tek hayır, tarafı hem kimseye suçu var. Hem de bir de bir oy hakkı ve söz hakkı olması lazım. Yani sen amca olarak ya, bunu istiyorsun evet. Bak bakacak mı? Neden Burhan ne istiyor? Bir dinleyelim Muhammed. Neden korkuyor biliyor musun? Çocuğu yine doğurur. Onların başına kalacak. Doğurur. Bırakıp kaçar diye yine korkuyorlar. Ben de korkum var. Benim de korkum var. Ama ona rağmen istiyorsun. Yine korkum ama... Çocuk var. Çocuğu bırakıp nasıl yapayım? Evet, o zaman alsın götürsün baksın o zaman. Öyle diyor zaten Muhammed de. Gitsin annesinin evine. Çocuğu dünyaya getirsin orada. Ama kardeşim de ondan ayrılsın. Bize ikinci bir çocuk lazım değil. Zaten bir tanesine bakıyoruz. Güzel. İkinci lazım değil. Onunla ilgili de zaten daha okulu var, o su var, bu su var. Sen yani karnında bebekle Tuğçe'den vazgeçiyor musun? Düşünmem lazım. İyice düşünmem lazım. Çünkü tek şu an acil karar veremem. Verirsem yanlış bir karar vermek istemiyorum. Şu anda olumlu ya da olumsuz bu şokla ben şok attım şimdi. Hiçbir karar vermemek lazım. Tuğçe senin de bence şu anda bir karar vermemen lazım ama senin gönlün hani o işini gücünü biraz sizden, yoluna koysun. Sizden ricam ikisinin ayırmasını istiyorum. Farklı otellere koyulması ayırmasını istiyorum. İkisinizden. Ayırmanızı istiyorum. Onu ben de uygun görüyorum. Ayırın doğru çünkü. Da bir tercih. Ben de uygun görüyorum. Zaten ayırın kalıcı çünkü. Değilim. Ben ekiplerinize tamam. Sorayım. Ben Afyon'a ne zaman gideceğim diye. Zaten tamam onları konuşuruz. Sen beni bir şey gönder otobüsüne hadi. Neyi ama Nebahat Hanım'ı gönder. Da bunlar hayır. Bundan sonra ben yokum. Bir dakika. Kendileri halletsin. Hemen dur. Hemen alev verir mi? Hemen. Kendileri halletsin. Ben gidiyorum. Nebahat Hanım hemen celallenme. Ben dur. Ben gideceğim. Nebahat Hanım'ı, oteli Tuğçe'yi, bırak, Burhan'ı. Apayrı otellere sen, koyuyoruz arkadaşlar. Anneyle kızı da aynı otele koymuyoruz. Yok, şimdi ben kayıp Yasin Şahin dosyasına geçebiliriz. Peki çok önemli bir telefon alıyorum. Çok önemli, çok önemli. Ve lütfen çok dikkatle bu telefondaki hanımefendiyi dinleyelim. Alo. Yıllar sonra ortaya çıkan bir kişi ve kayıp Yasin dosyasının seyrini değiştirecek açıklamalar. Ümmeciğim. Efendim ben sizi tanıyamadım. Ben seni çok iyi tanıyorum. Artık susma. Gerçekleri konuş. Gerçekleri söyle. Ne olursa olsun. Hiç kimse sahip çıkmasa inan ben sahip çıkarım. Sen de doğruyu söyle. Kıyı birbirine düşürdün. Doğruyu söyle Ümmü. Ümmü ben burada çıldırıyorum. Oralara girmek istemedim hocam. Her yere gireceksin, her konuya gireceksin Ümmü. Ümmü, merdivende kan gördüm dedi. Doğruyu söyle, korkma kimseden. O merdivendeki kan neydi? Bu kadına merdivenlerde kan gördüm, kayınvalidemden şüphelendim,
fakat bunu söyleyemedim korkumdan dedin. Merdivenlerde değildi. Eşim o gün çocuğu aramaya eğildiğinde elini vurmuş. Elinin kanı da oraya bulaşmış. Yasin'e kaynanam zarar vermiş olabilir. Kayınvalidenle niye kavga ettin? Kayınvaliden niye dövdü seni? Senin annenden şüphelenmiş. Yani babaannenin Yasin'e bir zarar vermiş olabileceğinden şüphelenip bu kadına bunu söylemiş. 6 yıldır kayıp olan Yasin ev içinde bir kazaya kurban gitmiş olabilir mi? Ümmü neyi saklıyor? Şimdi. Ümmü hoş geldin. Şimdi dün bir kadın bağlandı. Bir kadın bağlandı ve bu kadının telefon bağlantısı sırasında baba Yavuz'un bütün kimyası bozuldu. Çok tepki verdi. Yani senin daha önce İstanbul'a geldiğinde programlara çıkarken kaldığın otelde yanında bir kadın kalıyordu. İddiasına göre sen o kadına bazı şeyler söyledin. O kadın da bunu telefonda dile getirdi. Ve susma Ümmü, bana anlattıklarını anlat dedi. Korkma dedi. Korkma, hiç kimse durmasa ben arkanda dururum dedi. Yavuz gerçekten çok büyük tepki gösterdi. Halbuki Yavuz'un tepki göstereceği daha başka gelişmeler yaşanmıştı geçmişte. Özellikle eşiyle ilgili bir sürü iftiralar atıldı. Yalan yanlış şeyler ortaya atıldı. Çocuğuyla ilgili, onun çocuğu olmadığına ilişkin bile çok ağır iddialar ortaya atıldı. Hepsi tabii aklandı hepsinden ama o zaman bile bu kadar büyük tepki vermemişti. Ne zaman ki olay babaanneye, yani Yavuz'un annesine döner gibi oldu o kadının sözleriyle, Yavuz gerçekten çok büyük tepki gösterdi. Şimdi dün telefonla bağlanan bu hanımefendi bugün canlı yayında efendim. Kendisi Adana'dan bizimle konuşacak. Hanımefendi Songül Hanım, merhaba canım, nasılsınız? Merhabalar Serap Hanım, iyiyim ama hiç iyi değilim. Ümmü gerçekleri söyle, Ümmü gerçekleri söyle, Ümmü gelirim oraya, Ümmü gelirim oraya, gerçekleri söyle. Size ne anlattı? Siz otelde kalırken oda arkadaşlığı yaptınız. Oda arkadaşlığı yapmadım. Ya da otelde konuşuyordunuz, muhabbet. Evet. Evet. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok öfkeliydim Ümmü'ye. Ama bugün gayet sakinim. Ümmü'yle biz aynı otelde kaldık. Odalarımız çaprazına karşı karşıya. Ben Ümmü'den 2 gün önce gitmiştim. Ümmü benden 2 gün sonra gelmişti. Ben eşini asla görmedim. Evet. Ümmü'yle biz konuşuyoruz. Yani, ben Ümmü'ye sordum, sen niye geldin? Dedi böyle böyle. Oğlum kayıp, oğlumu bulmak için geldim. Ne oldu ne derken, sen niye geldin? Dedi, ben de kızımı kaçırdılar, onun için geldim dedi. Ümmü'nün dediği şu, bu oralarda berdel demiyorlar, değiş tokuş diyorlar. Birbirlerinden kız alıp vermişler. Dedi teyze ki, teyze çocukları birbirinden kız almış, kız vermiş, evet. Oğlum kayıp dedi, hepsi benim üstüme geliyor. Yıllar, ya, oğlum kayboldu, kaybolalı dedi, bana gün yüzü göstermediler. Kimseye bir şey anlatamıyorum dedi. Kayınvalidem beni dövüyor, aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar. Benim malım içine atıyorlar, akşama kadar rezilim dedi. Aç susuz rezilim dedi. Peki çocuğuna ne olmuş olabilir dedim. Çocuk dedi, çocuk güya kocasından değilmiş. Yani içinden değilmiş çocuk. O çocuk esmer olduğu için, kulağı büyük olduğu için o çocuğu hep dövüyorlar. Abla Yasin esmer mi? Şöyle, geçmişte böyle bir şüphe olmuş. Özellikle kayınvaliden tarafından Yasin biraz dışlanmış galiba. O şöyle abla, ben köyde doğum yapıp geldiğim için öyle bir komşunun söylemesiyle, ama sonucunda ben DNA testi verdim mi? Tamam, verdim. Yavrum verdin. O zamana kadar diyorum. Daha Yasin kaybolmadan önceden bahsediyorum. Bir dakika, Yasin'i sen kendi evinde... Yasin'i ki kayıp. Yani nerede dünyaya geldi? Öncesinde de yapılmış hocam. 2 aylık hamileydim hocam. Annem gelin yanına gittiğimde. Yasin kaybolmadan önce de bir DNA testi yapıldı. Doğru mu? Yok abla, kaybolduktan sonra yapıldı. Neyle yapıldı? Çocuğun önlüğünden örnek buldular, benden kan aldılar, ama yok, onun garantisi olmaz hiçbir zaman. Kontaminasyon olabilir. Yani başkasının, tabii, kardeşinin DNA'sı da karışmış olabilir önlüğe. Ama Yasin'in önlüğü ya hocam. Olsun, çok olsun. Net değil yani. Çok net değil, %100 değil. Ümmü, Ümmü. Ümmü, sen anneye güvenme. Ümmü, sen
sen bana yayına girdiğinizde konuşabilir miyim söyle. Bir de gerçekleri söyle. Ümmüm gerekirse ben gider emniyete de ifade veririm. Ben söylediklerimi unutmuş değilim abla. Ümmü çocuğun ölüsünü de dirisini de sen biliyorsun. Kimseyi oyalama. Nasıl biliyorum? Bilsem ben neden yayın evi geziyorum ki çağrı arıyorum o zaman? Sen bana ne dedin? Ben senin yaptığın anneliği yapamam. Ben senin gibi kötü olamam. Beni aşağıladın mı? Ben sana güvenemem Zengül abla. Ümmü şuraya konuş. Güvenemem. Ben seni aşağıladım. Tamam bebe, ailevi meselelerimi yaşadım abla. Sorunlarım oldu. Ümmü bir dakika. Songül Hanım. Biraz sinirlenmeden çünkü anlaşılmıyor. Size tam olarak Yasin'le ilgili o dönemde ne anlattı? Bir de bir kuyudan bahsetmiş. O kuyudan da bahsedin lütfen. Evin etrafını merdivenlerde kan görmüşler. Kan görmüşüm mü? Kaynanası o gün dövmüşüm müyü? Ümmü yukarı çıkmış kapanmış. Aşağı inerken merdivende kan görmüş. Bir kuyudan bahsetti. Bu kuyu evin etrafında dedi. Peki oraya bakıldı mı Ümmü dedim. Bu gene olsa olsa evin etrafında olur. Çünkü bir yerden çıkmıyor dedim. Abla konuşursam dedi beni öldürürler. Ailem darmadağın olur dedi. Olsun Ümmü senin ciğerin yanıyor dedi. Ailende kim darmadağın olursa olsun isterse ben olayım. Gerçekleri söyle çocuğun ölüsüne dirisine kavuş dedim. Bu kocasından çok korkuyor. Kocası söyletmiyor buna. Kocası söyletmiyor buna neyin olduğunu. Kaynanan niye? Olur da bu kadar da olmaz. İnan pes diyorum yani. Olur da bu kadar da olmaz. Ya hocam bak günlerdir abi orada. Çevreye bakın ki evin etrafında bir kuyu görüyor musun? En uzak kuyu buradan nereden baksan bayağı bir uzaklığı. Dere aşağı tarafımızda yakın ama onun da yani uzak o kadar yakın bir yeri yok. Gelin ya beraber gidelim. Arandı her yer. Abla aranmadık yer kalmadı. Gelin beraber gidelim. Her kuyunun içinde eğer Yasin'e ait o kuyuda bir şey çıkarsa aç beni abla. Açık beni. Aç ya. 5 gün kaldık. 5 gün. Başlangıçta şu Yasin meselesini atlamayalım. Bak Yasin'e senin kayınvaliden o 4 yaşında ameliyat oluyor ya başı büyüyor işte sıvı birikmesi vesaire. Bu Yasin kaybolmadan önce de köyde Yasin'le ilgili ve seninle ilgili bir başkasıyla ilgili dedikodu var mıydı? Babaanne Yasin'e diğer torunlarından daha uzak duruyor muydu, durmuyor muydu? Hayır abla. Benim çocuğumun 5 çocuğum var. Bak Yasin'i de ayırmıyorum. 5 çocuğum var. Hiçbirini birbirinden hayret etmedi. Birine ne aldıysa hepsine de aynısını aldı. Ama şimdi onu inkar edemem abla. Sen neden peki Songül Hanım'a o zaman Yasin başkasından olduğu için diye böyle bir cümle komşuların kurdun. Komşuların abla. Onlar şu anda şeye girmedi. Kayınanla kayınpederim bahçede konuşurlarken duydum diyor. Bana demesine göre. Ne duymuş? Çocuk diyor annesinin evinde doğurdu geldi. Çocuğunu da alsın annesinin evine çıksın gitsin demiş kayınan. Kayınvaliden. Ha, bana bunu kayınvalidem yüzüme söylemedi. Ben komşudan duydum. Birkaç yılda da bunu ben köyde dile getirdim. Ama şahsen kayınvalidem bana demedi ki Ümmü bu çocuğunu al. Şimdi çık git babanın evinde büt. Biz tartıştık. O çocuğu evde ala koydu. 3 yaşındaydı abla. O çocuğu evde ala koydu. Ben ailemin evine gittim. O kadın o çocuğa baktı. Peki. Zarar verseydi o kadın o zararı o zaman ben gittiğimde verirdi. Yasin kaçıncı çocuk? 3. abla. 3 numara yani. Evet. Peki Songül Hanım size başka ne anlattı? Serap Hanım, Yasin o evde görmemesi gereken bir şey gördü. O çocuk ortadan kaldırıldı. Ben Konya Cumhuriyet Savcılığı'nı acilen bunu soruşturmaya davet ediyorum. Ben de buradan ifademi verebilirim. Ümmü sorguya alınsın. Yani şimdi şöyle, Ümmü kaçarak evlenmiş. Kaçtığı zaman da 14 veya 15 yaşındaydım. 16 yaşındaydım hocam. 15-16 yaşındaymış. Dolayısıyla aslında istenmeyen bir gelin. Aslında teyzesi en baştan itibaren hiç Ümmü'yü istememiş aslında. Evet. Hiç sevmemiş aslında. Yani teyzesi olabilir de hiç sevmemiş. Ve Ümmü'nün evden ayrılmasının başladığı tarih de Yasin'e 2 aylık hamile olduğu tarih. Ondan önce hiçbir kaçması yok bu arada. Yani Yasin'e hamile ne zamanki kaldı... 1,5-2 ay hamileyken babasının evine gidiyor ve
Yasin'i orada dünyaya getiriyor. Ve ondan sonra Ümmü'nün kocasıyla ve kayınvalidesiyle tartışmaları alevleniyor ve ikide bir babasının evine gitmeye başlıyor. Ama bir bakıyorsunuz evden kaçtı, daha doğrusu evi terk ettiği tarih Yasin'e 2 ay hamile olduğu tarih. Daha sonra Yasin'le birlikte geldiğinde kayınvalidesinin de böyle bir laf ortaya attığını kendisi söylüyor. Duyuyor bunu aslında. Yani kayınvalidesi komşudan bu çocuk hocam. Bu çocuk Ümmü'den değil şeyden. Yani Yavuz'dan değil gibisinden lafı da Ümmü aslında duyduğunu söylüyor. Yani şimdi bir babaanne ortada hiçbir şey yokken neden böyle bir laf ortaya çıkarsın? O ayrı bir muamma. Yani sorunlar veyahut da evi terk etmesi aslında Yasin'e hamile kaldığından itibaren peki başlıyor. Sen Yasin'e hamile kaldıktan sonra babanın evine gidiyorsun, dünyaya getiriyorsun bebeğini. Ne kadar süre kaldın orada? Ben 2 aylık hamileydi. Doğum gerçekleşti. Doğumu hastanede yaptım. Ondan sonra eşimin yanına geri geldim. Eşinin yanına geri döndün. Ama o zaman ne eşin ne kayınvaliden herhangi bir şüphe gibi bir şeyden söz etmediler sana. Kayınvalidem bilmiyordu abla. Sadece Yavuz biliyordu. Neyi? Hamile olduğumu. O zaman gittiğimde diğerleri bilmiyordu. Sadece hayır, eşim biliyordu. Doğum yaptın ya. Geldiler seni, sen evine döndün. Kayınvaliden gelip aldı mı hastaneden seni? Yok. Kim geldi? Yavuz'un abisi Şakir abim aldı. Kocan da gelmedi. İşlerinden dolayı gelmedi. Kayınbiraderin gelip aldı seni. Evet. Eve gittin. Nasıl karşılandın evde? Sıkıntımız yoktu. Yani normale tartışıp da aynı ben yukarı odaya çıkıncaya kadar bir şeyimiz yoktu. Hayır, hayır, nefret ediyorlar. Bir babaanneyle Akile Hanım'la Ümmü birbirinden nefret ediyor. Bakın en başından itibaren ve hiç birbirlerini görmüyorlar. Sohbet yok, muhabbet yok. Aynı masada yemek yeme yok. Yasin'den itibaren 4-5 yıldan beri aynı masada hocam. Yemek bile yemiyorlar. Nedir bu kadar kızgınlığın, nefretin ve küsün altında yatan neden? Bakın Yasin'in doğumundan gelmesinden itibaren daha bir gün alt kata gidip de yemek yememiş. Bakın dedi ki elma istiyor şeyden Yasin'den. Çünkü yok, yiyecek bir şey yok. Elma balkondan istiyor. Çünkü aşağıya gidip de ekmek pişiyor sonuçta aşağıda. Akile Hanım kayınvalidesi ekmek pişiriyor. Sıcak sıcak o ekmekten bir tane yesene. Yok. Birbirlerini görmüyorlar, nefret ediyorlar. Yani hem Ümmü kayınvalidesinden hem kayınvalidesi de Ümmü'den. Dolayısıyla bunun sebebi de çok önemli. Yasin'in kaybolduğu gün sen kayınvalidenden dayak yedin mi ya da bir gün öncesi? Yok abla, kayınvalidem dövmedi. Tartışırız ama dövmeye kalkmaz. Onu bir defa yaptık. O da Yasin üzerimde köye gideceğimdeydi. Onda kaynama diye kayınvalide, kayınpederimle. O gün niye tartıştınız kayınvalidenle? Ya biz sobalı evde duruyoruz. Beni odun götürüp dedim kayınbederim bana küfür etti. Kaynamın yine hiç haberi yoktu. Ben de hamileyim, duygusallık da var bir yandan. Hamile değilsin, 6 aylık bebeğin var. Yok, Yasin üzerinde gittiğimde abla. Onu demiyorum. Yasin'in kaybolduğu gün bir tartışma yaşamışsınız kayınvalidenle. Yok, o gün yaşamadık abla. Yaşamadınız. Yok. Ama kavgalısınız, konuşmuyorsunuz. Yıllarca süren bir şey o. Sorabilir miyim abi? Yıllarca süren bir şey o. Peki Songül Hanım'a tekrar döneceğim. Songül Hanım. Efendim. Evet. Ümmü, o çocuk kimin olursa olsun. Sonuçta sen annesin. Senin ciğerin yani. Bak. Farkında mısın? Çocuklarını sana düşman ettiler. Ne demiştin? Çocuklarımı bana düşman ederler abla demiştin. Çocukları, kızlarını zaten sana düşman ettiler. Ümmü sen gerçekleri söylersen inan o çocukların seni bulur. İnan bulur devlet abla, sana ben verir. Ayrılmadım. Ben hala eşimle yuvamı düzelttim ve düzenim yerinde. Çorum çocuğun 4'ü yanımda. Ben şu an Yasin'i bulmak istiyorum. Onu da kolumun kanadımın altına almak istiyorum ya. Bu ne kadar zor bir şey. Ben aile meselelerimi size anlattım. Derdimi anlattım. Ama bu kadar bana sorun olacağını düşünmüyordum abla. Öğretmeni anlattım. Canan Hoca'yı anlattım. Başıma böyle bir şeyler geldi. Onun eşinin götürdüğü söylendi. Şimdi ben kime dert yansam bu bana böyle geri mi dönecek abla? Beni anlamıyorum. Bugün Yasin'in kaybolduğu gün kayınvalidenle niye tartıştın? Niye sana odunla ekmek vermedi der tartıştın yukarıya çıktın. Ne olduysa ondan ya benim oldu. Benim de hatalarım olmuş ki tartışmışım. Ben büyüğüme saygısızlık etmişim ki tartışmışım. Yani. Oluyor abla, evlilikte yaşıyor. Ümmü, şimdi bak tabii ki olur ama
O gün çok ekstra bir gün. Oğlun kayboldu. Şimdi sen 5 gün, 4 gün neyse otelde tanıştığın, hani anne yerine koyduğun bir kadına içini döküyorsun. Bu kadar natürel ama bir şey. Ama beni öldürürler kelimesini ben kesinlikle kullanmadım abla. Burada başka, bile kullandın Ümmü. Burada evet. Ben korktuğumu söyledim ama hocam o şöyle oldu. Yasin kaybolduğu gün eşim bana bu çocuğu buldum bulmadın seni öldürürüm dedi. Ama ondan sonra ben Yavuz'dan başka bir tepki görmedim. Kızıyordu, yalan söylüyorsun. Şöyledir, böyledir, bu çocuğu biz bu yüzden bulamıyoruz. Ümmü sen o gün bu kadına, Songül Hanım'a bir şeyler anlattın. Çok doğal bir halindeydin, en natürel halindeydin. En korumasız, savunmasız, içini dökecek haldeydin ve bunları anlattın. O kadıncağız da diyor ki, bana anlattıkların doğruysa bunları anlat, gerçeği söyle, kimseden korkma. Çünkü bunlar durup dururken anlatılacak şey... Anlattıklarını anlat, inan ben burada üzülüyorum Ümmü. O çocuğun ölüsü bulunsun, bir mezarı olsun. Ben ölü aramıyorum, kesinlikle ben ölüsünü aramıyorum. Ve söylenenlerin de aksine ben oğlumun öldüğünü düşünmüyorum. Söngül abla, ben sana ne dedim? Duvar, merdivenin yanında duvarda kan izi bulundu. Ve bugün eşim teste gitti dedim mi, demedim mi? Niye yanlış anladınız? Merdivende dedin. Merdivenin yanında küçük bir delik var, orada taşın üzerinde dedim abla. İyi hatırla. Yok. Sen yayını terk edip giderken senin arkanda Adanalı Elif ablayla ben var mıydım? Destekçin ben değil miydim? O da sana destek olmaya çalışıyor şu anda aslında. Ümmü sen peki, Songül Hanım sesini bir alalım. Ümmü, kanalı izleyin dedim. Peki sen Songül Hanım'a neden o merdivenin altındaki kanı anlattın? O gün eşim teste gitmişti abla. Hayır, neden yani anlattın? Yani orada kan görmek sana neden tuhaf geldi? Niye anlattın bunu? Neden ya abla şöyle? Yani çocuğunun kanı olabileceğini mi düşündün? Giderken dedim düştü veyahut da başını çarptı, her zaman kediyi kucağında orada gepçelerin içinde veyahut da kasamızın yanında buluyordum ya. Acaba dedim öyle bir şey oldu da Yasin başını bir yere çarptı, düştü falan da biz bir yerde bulamadık mı? O zaman düşse oraya düşerdi, sakladı mı birisi bunu benden diye düşünebilirsin ancak. Çünkü düşse yok, oraya... Yok, öylesi de aklıma gelmedi abla. Şimdi çocuğu her defasında... Uyuduğunda kedi kucağında gepçelerin içinde orada burada bulduğumuz için ben hiçbir zaman için yani böyle bu şey olacağı ben korkuya meal vermedi bana. Şimdi bak Songül Hanım'ın söylediği bir şeyler var. Murat hazır mı arkadaşlar? Murat'a bir peki Murat'ı bir bağlayalım çünkü bir de Ümmü bir şey soracağım. Buna çok iyi düşünerek cevap ver. Tabii ki. Sen Allah. Yasin kaybolduktan sonra... Daha önce gittiğini biliyorum sığınma evine. Yasin kaybolduktan sonra hiç sığınma evine gittin mi? Götürüldüm abla. Tamam. Songül Hanım da bir tarafta dursun. Tekrar dönebiliriz. Şimdi Murat, merhaba canım. Songül Hanım'a oteldeyken anlattıkları var. Bir de Yasin kaybolduktan sonra sığınma evine gidiyorsun. Ne kadar kalmış olabilirsin? 2 ya da 3 gün diye hatırlıyorum abla. 2-3 gün. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar telefonum. Teşekkür ederim. Murat şimdi Songül Hanım canlı yayında otelde anlattıklarını içini dökmüş, onları bize anlattı. Fakat Ümmü öyle olmadığını söylüyor. Ama bir de sığınma evinde kaldığı bir 3 gün var. Orada yaşadığı ve oradaki bir kadına anlattıkları var bir de. Bunu da sen biliyorsun. Onu da bizimle paylaşır mısın lütfen? Evet, dosyaya da girmiş bir konu aslında bu. Yasin kaybolduktan sonra Ümmü sığınma evine gittikten sonra oradaki arkadaşlarla beraber vakit geçirirken bir gün sinir krizi geçiriyor Ümmü. Ve sinir krizi geçirdiği esnada Yasin görmemesi gereken bir şeyi gördü. Daha sonra öldürüldü, kuyuya atıldı gibi bir ifadesi oluyor. Tabii bununla ilgili Kezban Hanım isminde bir şahıs o gün orada beraber kaldıkları kadın sığınma evinde beraber kaldıkları arkadaşı. Daha sonra ifadesini de bu yönde veriyor. Ümmü'nün böyle bir ifadesi var. Görmemesi gereken, Yasin görmemesi gereken bir şey gördü ve daha sonra Yasin öldürüldü ve bir kuyuya atıldı gibi bir söylemde bulunuyor. Bu kişi de daha sonra jandarmaya giderek bu ifadesini de veriyor.
Evet Ümmü. Evet abla. Ben bunu bir sinir krizi anında söylüyorsun. Ben onu şöyle söyledim diye biliyorum. Çocuğum kayboldu. Bütün şeyler benim üzerime. Ben o zaman açıklamamıştım ki korkumdan şeyimi değişti, ifademi değiştirdiğimi falan. Hiç kimseye ben bundan sizin yayınınıza çıktım. Bak ben daha önce diğer yayınlara da gittim. İsim vermek istemiyorum. Siz zaten biliyorsunuz onları. Ben sizin yayınınıza çıkıncaya kadar ben bu cesareti toplamamıştım kendime. Öyle mi? Sizden, hocamdan aldığım destekten dolayı ben kendimi bu kadar topladım. Korktuğumu size söyledim. Ben diğer yayınlarda bak böyle bir şey açıklamadım. Ama ben onu şöyle diye biliyorum abla, krizi geçirdim. Doğru, küçük kızım Yasemin yanımdaydı. Babamın vefatinden önceydi tahmin, hatırlıyorum yani. Hı. Babamın vefatinden önceydi, hastaneye gitmeden önceydi falan. Küçük kızım Yasemin mi? Çocuğum kayboldu. Suçlar, suçlamalar hep bana oluyor. Suçlu olarak ben görülüyorum. E orada dendiği zaman kuyular, şunlar, bunlar arandı mı? Arandı mı? Arandı. Aranmadı desem ben yalan yere düşerim. Yine yalan şey söylemiş olurum sana. Şimdi gidelim yine arayalım abla. Ben onun şokunu daha ben hala atlatmış değilim, atlatamadım. Eniştemle beni bir şey gördüler. Ben ablamın yanında gittiğim, kaldığım, çocuk üzerimdeyken falan onları söylediler. Eniştenle bir yakınlığınız olduğunu mu iddia ettiler? Evet, onu da iddia etti. Enişte, bu bayan, bu yalancı şahit. Mahkemeye de vermek istiyorum ben onu. Songül Hanım'ı? Hayır, diğerini. Kadın sığınma evinde olanı. Ha, onu da Kezban mahkemeye de vermek istiyorum. Bana önce dediler ki eniştesiyle beraber olduğunu gördü. Ümmü ile eniştesi çocuğu ortadan kaldırdı. Benim ablam ve eniştem hasta çocuklar olmasına rağmen diğer yayında getirildi ve konuşuldu. Ama ben ablamın veya eniştemden böyle bir şey olmayacağını biliyorum. Ablam ve eniştem ben doğumu yapıp da ablam baba çocuğu köye göndermeyelim. Yine aynını çekecek. Bir daha sıkıntılar yaşamasın diyen yalvaran ablamdır. Peki Ümmü, sığınma evindeki kadın nereden bilsin senin ablanı, enişteni? Sen bir şey söylememiş olsan nasıl uydurdun? Ben kriz anında ben şöyle dedim abla, benim çocuğum kayıp. Öyle tamamen de bayılmışlığım yoktu. Suçlamalar benim üzerimde ama ben çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum dediğimi düşünüyorum. Ama o diyorum, 2-3 gün kaldım diyorsun. O kadın Kezban Hanım nereden uydurdu senin ablanı, enişteni, bir beraberliğinizin olduğunu, çocuk ondan... O zaman da öyle dediler abla. Görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü, gördü. Senin bunları söylediğini... Kadın ne? Bunları nasıl hocam? Şeyler değil bunlar. Diğerlerini hatırlamıyorum ama böyle dediğimi hatırlıyorum çünkü yok yani böyle bir şeyim peki, olmadı. Peki niye yalan söylesin? Yani sen orada tanıdın, 2 gün tanıdığın bir kadın. Yani ruh hastası mı? Niye durup durduk yerde sana iftira atsın ki? Ben kızımı emanet ettim hocam o bayana. Ben soruşturmaya girip çıktıkça Yasemin onun yanında kaldı. Ben çocuğu onun yanından aldığımda çocuk, ben ona çocuğu teslim ettiğinde çocuk sağlandı. Çocuğu ben oradan aldım. Daha biz telefon görüşmesi yaparken çocuk onun yanından aldığında üst küfre etmeye başladı Yasemin. Ben de tepki gösterdim. Ben sana bu çocuğu verdiğimde bu çocuk sağlandı, niye üst küfre ediyor? Böyle mi emanet ettin diye ben kadına bağırdım, çağırdım orada. Ümmü sen o kadına hiç benim ablamın eşiyle benim aramda bir şey olduğu gibi bir iftira attılar bana diye bir şey söyledin mi? Hayır abla. Ya bu nereden sonradan bilsin çıktı. Senin ablanı, enişteni? Yavuz telefonda. Yavuz merhaba. Merhaba abla. Yavuz niye canlıda değilsin ya? Ben canlıdayım. Beni bağlamadınız. Bak oraya ben burada yırtınıyorum biliyor musunuz? Peki, peki Yavuz söyle. Niye bağlamıyorsunuz? O kadın oraya çıkmış. Ondan sonra anlatıyor. Bu evin önünde kuyu var. Burada sordunuz mu evin önünde kuyu var? Bizim evin önünde kuyu yok abla. Kadın senin karının ona söylediklerini söylüyor Yavuz. Tamam, o nereden anlıyorum. Bilsin? Serap abla bak ben kızıyorum şey diyorum da bakın ben sizi anlıyorum. Şimdi bu çocuk bu eniştesi meniştesi neden çıktı lan bu gene? Senin DNA testlerin çıkmadı mı? Şimdi şöyle bunu da şeydeki bu sığınma evinde Yasin kaybolduktan sonra uyunun içine gün... atma meselesi tamam, onlar çıkarttılar işte. O kadın söylemiş Yavuz. Tamam Serap abla. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Biraz önceki zaten çıktı oraya. Ondan sonra attı bir konuştu.
Lan o kendi televizyondaydı. Ümmü emanet kendi yenge kızına şeyini yapamadı ama. Kendi emanet edeceğimiş, Ümmü'ye bakacağımış. Lan yemin etsem baktım mı Ümmü'ye bakacağım. Ya kadın duyduklarını anlatmasın mı Yavuz? Bak Serap abla anlatsın. Adam ruhlu anlatsın. Adam. Duyduğunu anlatıyor. Demek ki aman senin karın... Serap abla. Tamam ben seni tanımam. Senin karının anlattıklarını söylüyorum. Ben kızımı güvenilir ellere teslim ettim. Ben inkar etmiyorum ki. Sen beni kızımla yargılayamazsın. Önce sen ama ben senin gibi de yayından kaçıp da gitmedim. Alın sesini alın. Son... Şimdi bak Yavuz, herkes bir sakin olsun. Serap abla bir baba ana bir çocuğuna bir şey yapar mı Allah aşkına söyle bana ya. Ya Yavuzcığım yapan yok mu yavrum? Ben siz yaptınız Serap demiyorum abla, ama sana bir şey söyleyeceğim. Neler Serap var abla. Neler duyuyoruz neler Serap okuyoruz. Serap abla sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Yavuz. Ben artık şehirden çıkıyorum. Ümmü'yü gönder benim yanıma, ben varacağım o programa. Beni al sen oraya. Ya sen de gel kardeşim. Bir yok, şey demiyorum. Yok benim gitmem gerekiyor abla. Ben gelemem. Hayvanların başına. Ümmü gelsin ben aracım görüşeceğim. O kadını da getireceksiniz benim yanıma. Bak şimdi Yavuz. Kadın ne duyduysa onu söylüyor. O günlerde beraber evet. Aynı otelde işte şeyde otururlarken. Evet, duymadık ki Serap abla. Anlatılanları söylüyor bir. Ama aynı şeyi sığınma evindeki kadın da söylüyor. Bir de şunu soracağım sana. O zaman... Çok fazla iftiraya uğradınız biliyorum. Karın tamam. Da öyle. Bunların hepsinden aklandınız. Bunlara Serap, bu kadar tepki göstermedin de. Acaba... Gösterdin. Bak, acaba... Gösterdin. Bir dakika. Babaannenin mi bir ihmali var deyince niye bu kadar aşırı tepki gösteriyorsun? Ben öbür çocuğum yapsa dahi acımayacağım dedim ben bu konuşmamı. Hala aynı. Ben orada... bakın şu kadın konuşuyor. O sığın belindeki kadın da konuşuyor. Bunlar ne amaçla konuşuyor? Bunların arkası araştırılsın, araştırılmıyor. Niye araştırılmıyor? Peki ben şimdi bir dakika o zaman sen bir dur. Ben de diyorum ki Songül Hanım'a. Songül Hanım, Yavuz soruyor. Ne amaçla konuşuyorsun diyor. Ne amaçla konuşuyorsun? Anlat biz de anlayalım. Vallahi karısı Ümmü neyi anlattıysa ben onu anlatıyorum. Bir tane yalanım gene yok. Giderim emniyete. Ümmü bana ne anlattıysa aynısını oraya da anlatırım. Bir tane yalan bulursanız gelin yüzüme tükürün. Net de söylüyorum. Amacınız ne? Bunu anlatmaktaki amacınızı soruyor Yavuz. Sadece çocuğun ölüsü dirisi. Şimdi bir faydam diyor ki 6 senedir neredeymiş? Bu olay 6,5 sene. 6 sene diyor. Soruyu bak şöyle soracağım ona. Madem o televizyondayken niye bu açıklamadı? Beraber televizyondaydınız ya Songül Hanım. O zaman niye açıklamadı diyor. O zaman ben sunucuya söyledim. Ümmü hadi dedim bazı gerçekleri dedim. Ümmü yine inkar etti. O zaman da inkar etti. Ben orada söyledim. Ben sunucuya söyledim. Songül abla, şu an o zaman yayında sen arkama bakmadan yayını terk edip kaçtın değil mi? Açıkların ortaya çıkınca kaçtın. Ben neredeyim? Ben yayın evi geziyorum. Benim suçum olsa, eşimin suçu olsa benim ne işim var yayında? Niye çıkıyorum ben? Derim ki atanacağım. Hocam, Serap abla ben şuyum. Alın götürün içeriye atın. Diyebilecek durumda mıyım abla? Durumdayım değil mi? Ben zarar verecek olsam abla. 6 aylık çocuğumu veririm. Yoksa ucağımda 5 yaşında çocuğumu zarar veririm. Yoksa ucağımda 6 aylık olacağım. Hangisini bak? Bak katiyen zarar verdin demiyoruz katiyen. Bildiğin diyorlar bir şey abla, ama bak, korktuğun bir şey var mı? Sadece konumuz yok abla. Bu. Ya şu da olabilir vardı, değil mi? O dönemi ümmü, anlattım. Bak şu da olabilir yani. Evde bir yani kapının önünde bir köpek yok yani yabancı adam çok rahat girebilir çünkü havlayacak zehirlediler bir köpek yok. Çünkü hocam 3 köpek ay önce gitti. Bu köpek zehirlenmiş değil mi öyle söylediniz. Evet köpek hatta ki, 3 komşu... ay bile yok hocam mardın içinde köpek yani zehirleniyor. Bir ay önce köpek yok yani kapının önünde bir şey yok köpek yok yani yabancı da girmiş. Çünkü sen diyorsun ki ben sobalı odada çocuğumla birlikte kapım kapalı uzanmıştım yatıyordum rahatsızdım biri girmiş olabilir. Kapıda köpek yok. Babaannenin kapısı başka bir tarafta.
Onun sizin üst katla bir alakası yok. Görme ihtimali yok. Tamam da bunları konuşmayalım. Kuyu, kuyu, hocam, yani Yavuz yani... sen bu kadar tepki göstermeni ben gerçekten anlamıyorum. Yani içeriye başka birinin girmiş olması, senin de bunu fark etmediğinden dolayı Ümmü kendini sorumlu hissetmiş olması doğal bir şey değil mi? Yavuz da seni ya bu noktada Yavuz'un da seni bu noktada sorumlu tutması ve sana kızması da normal değil mi? E bunları konuşmayalım Ümmü. Ya Yavuz bunları konuşmayalım. Ama hocam yani şimdi benim anlamadığım şey kuyu kuyu kuyu. O kuyular defalarca arandı. Ya ne buluyor hocam? Arandığını... Yine arayalım. Hayır biliyoruz arandığını da biliyoruz ama bunları konuşmayalım. Yani yol geçen hanı gibi ya kapılar her tarafı açık. Kapıda köpek yok. Biz bunları konuşmayalım. Çünkü Ümmü diyor ki ben odada olduğum için çocuğun başına bir şey geldi. Ve sorumlusu herkes ben bilecek diye korkuyorum. Öbürü evet, de hocam. Diyor ki Ümmü senin yüzünden oldu çünkü sen uyuyordun gibi. Ve de diyor ki... Ama bizde başka bir şey var mı diye araştırmak zorundayız kusura bakmasınlar. Yani Yavuz da bu konuda bu kadar kızgın olmamalısın Yavuz. Şimdi dün de mesela kuzeninle ilgili bir şey söyledik. Orada da sen çok celallendin. Gereksiz biçimde yükseldin. İşte annene laf geliyor orada da yükseliyorsun. Ama bir dur. Yani illaki tamam biz muhtar kısmına geleceğiz, bakkal kısmına geleceğiz, öbürüne de geleceğiz. Ama her zaman bu tür konularda... En yakından çıkmıştır. Biz yakından böyle halkayı bravo, genişleterek bravo. Gideceğiz. Hayır, bir de şimdi babaannenin de yayına çıkmasını istemiyormuşsun Yavuz. Ama orada da şöyle bir kör karanlık nokta var. Veteriner diyor ki Sefer Bey ifadesinde. Babaanne diyor evden çıktı diyor. Kornayı duyunca evden çıktı diyor. 16.05'te faturayı kesiyor ve gidiyor. 10 dakika kalmış. Yani 15.50 ile 15.55 gibi geldiğini düşünecek olursak 16.05'te de faturayı kesiyor. Babaanne ne diyor Yavuz? Diyor ki ben diyor ikinci kez hayvana su vermeye gittim. Ahırdaydım. O sırada diyor korna çaldı. Ben çıktım baktım veteriner gelmişti. Halbuki veteriner diyor ki ifadesinde Akile Hanım diyor. Evden çıktı diyor. Şimdi buna ne diyeceksin? Serap abla annemin ilk ifadelerine bakınsanıza. Bakmadığımızı nereden biliyorsun? Kaç defa okuduğumuzu sen biliyor hocam. Musun Yavuz? Kaç hocam. Kaç defa okuduğumuzu biliyor musun? Biliyorum hocam. Ben annem geldiğim yani ertesi günle verdiği ve ertesi gün müydü? 2 gün 3 gün sonra mıydı bilmiyorum. 1,5 gün sonra vermiş ifadesi. Aynı ifadesini verdi. Bugün çağırın yanına getirin konuşalım yine aynısını. Sadece sizden ben şunu istiyorum bakın. Siz kimi kattınız? Oteldeki kadını. Bak kimi kattınızsa ben bu adamları burada istiyorum. Siz diyorsunuz bakkalı katacağım. Bakkalı mevzuyu içine kim atıyor? Bir daha sor anlamadım. Bakkalı kim katıyor konunun içerisine? Bakkalı bu mevzunun içine atan kim? Kim izin veriyor? Nasıl yani? Anlamadım. Nasıl izin veriyor? Kim niye izin vermesin? Ya Yavuz sen izin mi anlamıyorsun? Alacağız? Serap Hanım diyor ki biz önce evin içinden etrafından öyle genişleyerek gideceğiz. Yani bağlantıları ve ilişkiyi sizin tamam. aranızdaki veyahut da Ümmü ile kayınvalidesinin arasının hiç olmadığını konuşmak gerekmiyor mu sence? Hocam bak bunlar zaten araştırılmış. Tamam siz de araştırın. Allah siz Allah. Siz de bakın. Ama... 7 senedir ben bu evin içinden çıkamadım. Ümmü gider gider orada bir yalan söyler arkasından devam eder. Bakın Ümmü kendini orada ispatladı. Gitmiş otelde bir kadınla konuşmuş tamam mı? Canan öğretmene defalarca anlatıyorum ben size bunu. Gitti gitti benim evimin içini böylece anlattı. Zaten bize ne geldiyse oradan geldi. Yani daha sen bu... Canan öğretmen ve onun kocası üzerinde duruyorsun. Tabii ki o... Serap ama abla. Şimdi diyorsun ki mesela Songül Hanım'a bunca sene neredeymiş, niye orada anlatmamış diyorsun ama 3 ay önce, bir dakika müsaade et lafımı bitireyim. 3 ay önce Haziran ayında ortaya çıkıp ben o gün piknik yapıyordum, 3 tane araba gördüm. Arabanın birisi 06 plakalıydı, içinde koca kafalı bir çocuk vardı, bir tane de kadın vardı, öğretmene benzeyen bir adam vardı diyene inanıyorsun ama. Tamam hocam. Ama biz senin inandıklarına inanmak zorunda değiliz yani. Bak ben de... O kadına inanmadınız değil mi? Hayır o kadına inanmadık değil ama şöyle bir durum var Yavuz.
o yani o söyledikleri normal işte mantıklı şeyler değil. 6 sene öncesini o kadar detaylı hatırlaması. Daha önce bizim yaşadığımız vakalarda da böyle sonradan çıkan geçmişi çok ayrıntılı hatırladığını söyleyen kişiler gerçek faillerin organize ettiği kişiler çıktı hep. Bu sayede pek çok şey aydınlandı. Ben şimdi o kadın ilişkilerinin incelenmediğini nereden biliyorsun? Ayrıca diyorsun ki bunlar incelensin. Peki öğretmen incelenmiş, muhtar incelenmiş, bakkal, oğlu, bir şey çıkmamış. O zaman onları niye tekrar inceleyin diyorsun? Ben size önceki gün okudum. Mesajı okudum ben size. Yasin Yıldız'ın Ercan Özkan'a attığı mesajı okudum. Çocuğa ne olduysa gidip anlatıyorsun, bugün yoksa gidip ben anlatacağım her şeyi diyor. Peki, bunu yazıp nasıl buna bir Murat şey... cevap versin. Murat Yasin'le konuştu. Murat cevap ver. Niye yazmış o mesajı muhtara? Bir sinirle yazılmış aslında. Şöyle biz bunu muhtarla konuştuk. Tamam o zaman ben muhtarla. De sinirle yazılmış. Bir sinirle yazılmış. Yani benim bu olayda bir dahilim yok. Ne varsa o köyde var. Neyse çıkartın gibi bir söylem. Yani bunu bu şekilde bir sinirle bir anda attığı bir mesaj ama daha sonra uzun vadeli konuştukları zaman da ben onu bir sinirle attım. Ne varsa o köyde var. Neyse çıkartın gibisinden. Bir de şöyle demiş galiba. Yani belki ben böyle bir hani direkt mesaj atarsam bir talimat gibi muhtar da korkar. Şöyle bir şey vardı diye konuşur diye attım demiş. Şimdi bunun aksini ispatlayamadığımız sürece Yavuz, bunun aksi ispatlanmadığı sürece ki 6,5 senede de ispatlanmamış bu. O zaman biz başka yerlere de bakarız arkadaş. Bak senin karın ne diyor? Ben ilk defa 6,5 sene sonra burada sizden güven duyarak yalan söylediğimi ama şu sebeple yalan söylediğimi itiraf etme cesaretini buldum kendimde diyor. Buyur. Bir şey çıkmadı ortaya diyorsun. İşte yerlerinde çıktı. Çünkü hep namusun üzerinden gittiler Allah. Ben doğru efendim Yavuz. Şey yapamadım, ifade edemedim. Murat'cığım sen duydunsa aktarır mısın? Evet duydum Serap Hanım. Şimdi Serap Hanım şöyle dedi. Ümmü yıllar sonra bizim programımızda bir cesaret bularak bazı şeyleri yalan söylediğini ifade etti. İtiraf etti geçen gün. Yani yıllar sonra bunu söyledi. Bir cesaret bulduğunu söyledi. Yıllar sonra değil ki. Yıllar sonra değil ki. Şu söyledikleri şeyleri ben size bugün akşam telefondan hepsini yollayayım. Bunu ilk defa yayında, kamuoyu önünde, herkesin önünde söylediğini ilk defa söylüyor. Hayır. Ben size akşama başka bir kanalın üzerinde bu şekilde konuştuğunu size göndereceğim. Her zaman uyuyordum demiş. Her zaman çocukların üstüne battaniye örttüm demiş. Burada ilk defa üçünde de üç kere baktım. Ne gördün? Birincide bile kapakla oynuyordu sonra oynamıyordu dedi. Hayır son programda ben battaniye örtmedim dedi. Kayıtını gönderirim ben size. Peki, sorun Yavuz sen neyi konuşalım istiyorsun? Evet. Sen neyi konuşalım? Bir de şunu konuşmayalım mı Yavuz, şunu dinle. Konuşmayalım mı? Yani şimdi siz diyorsunuz ki Canan Hoca ile Yasin Hoca eşi bu çocuğu birilerine evlatlık vermek için kaçırdı. Böyle bir bak şeyiniz var değil mi? İddia var. Şimdi ben de diyorum ki yani bir çocuğu gerçekten evlatlık verip kaçırabilmeniz için bir kere çocuğun küçük olması lazım. Yani 5-6 yaşında anasını, babasını, ebesini, dedesini, halasını bilen bir çocuğu kaçırmazsınız. Bu bir. Daha küçük ve hiçbir şeyi hatırlamayan çocuğu kaçırırsınız ki daha sonra sorun yaşamaz. Çünkü çocuk ağlar ya anasını ister. Tabii. Evini ister. Tabii. Babasını ister. Avaz avaz ağlar. Feryat eder. Dolayısıyla komşuya beni kaçırdılar 6 yaşında anaokuluna giden bir çocuğu kaçırmazsınız. Daha küçük bir çocuğu kaçırırsınız. Bu bir. Bir de daha sağlıklı çocuğu kaçırırsınız. İkincisini söyleyeceğim. Bu çocuk ameliyat olmuş. Tabii ki fiziksel anlamda bir şey yok ama köyde kafası büyük olarak görünen bir çocuk. Kötü değil. Zihinsel bir problem de yok. Hayır, yok. Ama madem bir çocuk kaçıracaksın, böyle bir riski alacaksın. İkincisi en sağlıklısını seçersin. Şimdi bunu düşünmeyelim biz Yavuz. Bu aklımızdan geçmesin mi? Canan Hoca ile neydi o? Kocası Yasin Hoca kaçırdı. Aman bir dakika kaçırsa ama bunu niye kaçırsın? Bunu biz düşünmeyelim Yavuz. Peki hocam. Düşünmeyelim. Niye? Hayır. Sen diyorsun ki tamam bu iddia. Tamam ben de diyorum ki tamam güzel. Haklı bir yoldan gidiyorsun. Ama bir dakika bu çocuğu niye kaçırsın diye biz bunu tartışmayalım mı Yavuz? Haklısın hocam. Tamam. Haklısın.
Ama içeriği, evin içerisini anlatıp. Hayatım benim... dur, evin içinden daha çıkmadık. Yeni başlıyoruz biz, dur. Ben çıkmadım, ben de söylüyorum. Daha çıkmadık, benim... dur bakalım. Ben de anlatıyorum hocam ya. Benim evimin içine gitti oraya anlattı. E bir de benim çocuğuma sempati duyuyor adam. Öbür çocuklarla ilgilenmiyor. Sürekli yazıyor. Ah, bunu da bir aç. Bunu konuşalım. Aynen, bak. Bunu da konuşalım. Evet. Bunu konuşalım. Zaten bu bizim de maddelerimizden, bravo, biri. Neden biliyor musun? Bugün toplantıda da bunu konuştuk. Şöyle bir iddianız var ya sizin. Bu Canan Hoca'nın kocası Yasin, sizin Yasin'e özel bir sempatisi varmış. Niye? Neden? Neden? Ve bunu nereden çıkarıyoruz biz? Ne gördük, ne duyduk, ne biliyoruz da özellikle ona bir sempatisi olduğunu biliyoruz. Anlat ne biliyorsan. Ben bir şey bilmiyorum abla, bak Ümmü anlatırdı bana. Yasin peki, şöyle olur. Peki o zaman Ümmü anlatsın. Ümmü, şimdi sen çocuğu... ne gördün de Yasin'in, senin Yasin'e özel bir sempati duyduğunu anladın. Abla şimdi çocuğu okula götürdüğüm zaman onlar gelmiş oluyordu çoğu zaman. Vay adaşım sen mi geldin? Adaşım bir, evet, ortak adaşım. Bir nokta. Evet. Peki. İsmimden dolayı dedim dedi, bu şeyler dedi çıkar zaten. Diğer şey yayında, vay adaşım sen mi geldin? Çocuk dedi içine kapanık. Açmaya, diğer çocuklara uyum sağlamasını sağlamak için çocuğa dokunuyor ilgilendim. Muydu? Çocuğa dokunuyor, evet, muydu? Evet abla. Ne yapıyordu? Vay adaşım sen mi geldin? Böyle yanaklarınız okşuyordu, saçınız şöyle yapıyordu. Vay adaşım sen mi geldin? Evet. Bugün şöyle başka olsun. Başka çocuklara hiç yapmıyor muydu? Yok abla. Ya neymiş de Yasin içine kapanıkmış. Hayır, Yasin içine kapanık bir çocuk değildi ki. Babasından soruştum. Sen okuldaki ne anlatıyordun peki? Ama sen de içine kapanıktı dedin geçen gün. Tabii. Yapma yok, gözünü yani seveyim. Öyle aşırı bir şeyliği yok abla. Sen de dedin içine kapanık. Evet. Şimdi bunlar yeterli mi? Değil. Ama bir dakika. Koca Yavuz diyor ki bizim sırlarımızı anlatıyordu gibi bir şeyden bahsediyor. Neyi anlattın ya da onlar sizin ailenizin içini biliyordu. Mesela bunları da tartışacağız. Şey hocam aynı. Neden bu kadar sevdi veyahut da niye böyle ilgi duydu? Yasin ismi dışında. Öbür çocuklar kız çünkü değil mi? Yok, aynı erkekler de vardı abla. Hayır, senin çocukların. Okula evet, giden bir Akile okula var. Gidenler kız. Onlara ilgi göstermez. Onların şeyi hanımının önündeydi. Tamam. Sen gittiğinde Yasin tek başına ve senin Yasin'de başka çocuk olmuyor muydu etrafta? Var Allah. Bir tek Yasin'e ilgi gösteriyordu. Evet. Peki Yavuz, adaşım demiş birinci hani noktayı, diyelim ki çocuğu öyle hani kendini sevdirmeye çalışıyordu. İki, içine kapanıktı. Bunlar yeterli sebepler mi? Serap abla bakın, rahmetli amcam ölmeden önce bu benim evimin üzerinde aynı 06 gri plaka görüyor. İfadesine bak. Ondan sonra o gün Karayük ile Akören arasında son sürat giden bir gri araba görüyor. Plakayı bilmiyor. Geçenki kadın 06 gri plaka diyor. Bunlar hep tesadüf mü Serap abla? Tesadüf değil. Bir de özellikle üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi de Yasin öğretmen, yani Canan'ın kocasının her zaman karısını oraya getirirken, ben bu olaydan 3 hafta önce en son buraya gitmiştim, köye gitmiştim yalan, demesi. O da yalan, onu da ispatlarım size. Bunun doğru, yalan, onu da ispatlarım size. Doğru olmaması gerekir zaten. Doğru olmaması tabii gerekir. Bir de abla, ben şimdi geldim sana derdimi anlattım. Abla ailevi meselelerimiz şudur dedim. Açık şeyini getirmeyeceğim ama sen gelip de yani benim çocuğuma bir zarar verme hakkına sahip misin? Ben ya anlaşmadım evimin şeyini. Ailevi meseleleri. Canım yok, karısı anlatmıştır da o ayrı. Peki sana şimdi mantıksız gelen şeyler var ya Yavuz. Evin içinde diyorsun, öyle böyle diyorsun ama. Peki öbür tanığın söylediklerine gelelim. Haziran tamam. Ayında senin oğlunu kaçırıyorlar. Yasin'le işte Canan, Muhtar hepsi var. 3 tane makam aracıyla mı kaçırırlar? Bu mantıklı geliyor mu sana yani? Serap abla bakın. Arkası siyah makam camlar falan. O bayan makam demiyor. O kadın diyor ki bir araba önde bir araba arkada, ortada Yasin vardı diyor. Yasin'i de büyük olduğu için kafasından tanıdım. Artı bize çarpacaklardı diyor. Benim dikkatimi çeken noktası bize çarpmaları. Eğer bak çarpacaklarsa yani, bak diyor, Yavuz. Bak diyor. Kardeşim. Zaten o yüzden dikkatimi çekti. Bak şimdi gene de gösterişli bir şekilde 3 arabayla gitmezsin. Diyor ki kadın bir tanesi diyor. Müsaade et. Bir tanesi diyor siyah camlı falan.
Hani insanda makam arabası duygusu. Bu bir. Üç arabayla gitmezsin. İki. Şimdi çarpmak üzere çok hızlılardı diyor. Ben hatırlıyorum. Tabii. Çok hızlılardı diyor. O anda hem siz o çarpışma stresini yaşayacaksınız, heyecanlı. Hem de arabanın içinde koca kafalı bir oğlan, bir tane Yasin, öbür önde muhtara benzer birisi, 06 plaka, hepsini birden. Güç siyah saçlı. Ve bunları da hatırlayacaksın. 6 sene sonra da gelip bunu hatırladığını söyleyeceksin. Serap abla, bu kadının telefonu orada. Kadın diyor ki benim telefonum orada diyor. Kardeşim beni niye araştırmıyorlar diyor. Ya araştırırız. Biz kadın kötü demiyoruz. Kadın yalancı ya da kadın tutuldu. Demiyoruz. Böyle bir şey mümkün değil, mantıklı değil diyoruz. Ama ne dedi jandarma biliyor musun Serap abla? Ne dedi? Bu kadınla görüşmeyeceksin dedi. Neden? Ben bilmiyorum işte. Bu kadın iyi biri değil. Yasin'in 06 plaka gri arabası vardı diye görüşürken ağzından kaçırmış olabilir misin Yavuz? Jandarma, anlamadım. Bu tanık kadınla görüşmeyecek misin dedi. Dedi hocam. Sevgili seyirciler, bugün de veda vaktimiz geldi efendim. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Allah'a ısmarladık.